Ver coşkuyu. İnanılmaz kalabalık gibi gözüksek de aslında şu anda sadece 6-7 kişiyiz, sayamadım da. Geçen bölüm sevgili Yeliz, gel Yeliz koş, koştur kendine. Bir önceki bölümde sevgili Yeliz, senin yeteneklerin yüzünden laf yemişiz. Bir yorum çok tutmuş. Demişler ki, ne oldu Oğuzhan Uğur, videoların izlenmesi düşünce kızlar bacağını açmaya başladı falan demişler. Zaten her zaman ne yaparsak yapalım diyen olacak da evet. Bu sefer bayağı like almış o. Bir sürü keko senin bacaklarının açık olduğu görseli görüp de gelmiş. O videonun devamında, teşekkürler hadi git buradan. Bir de o videonun devamında sevgili Gökhan Çınar konuğumuz oluyor ve ne diyor biliyor musun? Gelen eleştirilere dikkat et diyor. Kişi kendinden bilir işi diyor. Eğer diyor birisi öyle düşünüyorsa öyle yazar diyor. Adam bölümün içinde bunu söylüyor. Keko'nun yazdığı yazıya bak. Bu kekolar belli ki daha evvel Pinç'e hiç gelmemişler. Sırf Yeliz orada bacaklarını açtı diye gelmişler. O zaman o kekoları anlatalım. Sevgili kekolar, burası Pinç programı. Biz bu programda kimleri ne gösterilerle ne şovlarla ağırladık. Yelizcağızımın kurban olduğum köhne ağız burnu gördünüz zaten. Gariban bir kızcağız. Bu kızcağızın bacaklarını da buraya izlenmek için koymayız. Biz izlenmek isteseydik ve böyle bir strateji zaten belirleseydik burada neler yapmazdık? Geç. Oğlum bugün sokak röportajı yapmış Özlem. Babala TV izliyor musunuz demiş. Kızım bir tanesi şey demiş. Önceden izliyordum. Neden şimdi izlemiyorsunuz demiş. Çok gülüyorlar. Sevgili seyirciler bak yemin ediyorum doğru söylüyorum. Normalde gülme seslerinin falan sizi rahatsız etmemesi lazım. Ama sevgili Cavadak mikrofon falan sokuyor bunların ağzına. Çok fazla gülme sesi giriyor. Hatta bazen gülme sesi çok giriyor diye irite olmayın diye şaka yaptığım yeri falan kesmek zorunda kalıyorum montajda. Deneyeceğiz. Gülme seslerini en aza indireceğiz. Bayağı bir kısacağız bu bölümde. Kusurumuza bakmayın. Babamla hiç dertleştin mi? Hayır. Anlatılır mı ya? Geçerler. Babam benim mesela eve iş getiren insanlardan. Böyle şaka mı olur lan? O sen hoppa. Turun. İstop. Anladık askersin. Eve el bombası getirmek ne? Oğlum biz 12 kardeştik. İkimiz kaldık. Sen neden bahsediyorsun? Böyle baba mı olur lan? İstop. Aa Ceyhun da patladı. Kim kaldı hanım? Tuğrul ve Oğuzhan. Ah be. Öyle değiller mi? Evet. Sosyofobik oldum oğlum ben. Biri benimle taş geçecek diye sosyofobik oldum. Bizim ailede öyle bir şey var. Bak babam benim çok komik bir adam aslında özünde. Karikatür falan da çizen bir adam. Alfadır ama. Bir yanlışını gördüğü zaman seni taş geçiyor baban. Çok kötü bir şey bu. Eleştiriyor seni ama yerin dibine sokarak. İşin kötüsü benim annem de aynı. Ki zaten bu da bir TV kanalına konuk olmuştu sevgili annem. Orada da izleyenler anlamış yani. Geçiyor benimle. İkisi de. Biz nasıl sosyofobik olduk zannediyorsunuz oğlum? Gençler Birliği'ne yazıldım. Yaz okulundayım. Pederin de tek amacı ne biliyor musun? Oğlum müthiş bir futbolcu olsun. Dua ettiğini duydum. Evde böyle cuk 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 cuk. Sine 5'te maç var. Sevgili seyirciler. Sine 5'in Sine 5 olduğu zaman böyle dekoder diye bize eve bir tane mini fırın verdiler. Her şeyin şifresini açıyor. Gece şeyin şifresini açmıyor. Onları kapalıydı bize. Neyse. Maç var. Maçı izliyor. Biri gol atıyor Galatasaraylı futbolcu. Allah'ım inşallah oğlum da bunlar gibi gol atar. Helal olsun babama bak benim geleceğimle ilgili sporcu olmamla ilgili ne kadar ilgileniyor. Yani öyle bir samimiyet yok ya pederle. Adam ilk defa bir konu üzerime düşüyor benim. Abi her idmana gittiğimde geliyor. Öyle beni izliyor. 10 kat stres. Ulan futbol oynuyorum. Zıpladım böyle. Ali diye bir çocuk vardı böyle. Bayağı da yetenekli bir çocuktu ama hiçbir yerde de duymadım. Futbolcu olmadı. Demek ki kariyerini değiştirdi o da. Onun da babası manyaksa demek ki. Yok şaka yapıyorum. Ali diye bir çocukla kafa topuna çıktık. Doğal olarak Ali topa vururken ben Ali'nin göbekleri dil atıyordum böyle yani. Koyayım kısa ne yapayım a**ayım ben. Niye kafa topuna çıkıyorum ki zaten? O zıpladı böyle dedim dil attım. Abi evdeyiz yemek yiyoruz. İdmandan sonra duşumu da almışım etmişim. Pırıl pırılız. Annem nasıl geçti oğlum günün? Gol attın mı? Annelerde biliyorsun futbolla ilgili bilgi bu. Gol attın mı? İyi. Babam salona girdi yemek masasının yanından geçerken anneme böyle yapıyor bak. Yapıyor zıplıyor. Annem ne dedi biliyor musun? Bak sadece gol attın mı diye soru soruyor ve bilgisi bu kadar ya. Kafa topuna mı çıkamadı yine? Tak geçmek için gitmiş futbol öğrenmiş annem. Şu an deliler gibi de biliyor futbolu yani. Tartışıyor falan. Ya insanın annesi televizyona tekme atar mı a**ayım? Annesin sen bir ağır ol. Senin o tekme attığın ayağının altında cennet var ya. Sırf benimle tak geçmek için futbolu öğrendi. Sonra da kurtulamadı bağımlısı oldu. Böyle bir aile olur mu ya? Sen araba kullanıyorsun annen de yanında. 100'le gidiyorsun ne der? Yavaş. 200'le gitsen ne der? Oğlum 190'la araba solluyorum. Ankara'ya gidiyoruz. Bas bas sol şerit arabası bu dedi. Annem bana. Aile taşak geçmeye programlı bizi. Ben burada bazen kötü bir Pinç bölümü çekiyorum. Beni arayıp ya gibi olmuş diyor ya. Ya bir baba böyle der mi evladına? Oğlum der, motive eder. Nasıl oldu diyorum baba, harika diyor. İzlememiş ki. Konuğumuz nasıldı? Müthişti diyor. Konuğumuz kimdi diyorum. İyiydi. Baba konuğumuz kimdi? Dıt 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 dıt. Oğlum bir anne şöyle diyebilir mi lan? Anne nasıldı? Ne nasıldı? Arkadan babamın sesi. Programı programı. Hugo'ya mektup yazıyorum. Hugo'lu kağıt almışlar böyle. Ne ha ha ha. Ha ha ha.
Hugo'nun fanıydım. Oğlum başka bir şey mi var amına koyayım televizyonda? İnternet mi var? İbneler. İnternetin olmadığı yıllardan bahsediyorum size burada. İnternet yoktu. Mektup yazacağım. Ya Hugo'ya katılmak istiyorum kardeşim. Her çocuk gibi yaşıtım. Tolga Ağbi yazmışım yumuşak G'yle. Bak ben bunu 7 yaşımda mı 8 yaşımda mı ne yazmışım? Ağbi yazmışım. Saygılı olmaya çalışıyorsun ve 8 yaşındasın. Ağbey mi yoksa abi mi? Ağbi olmuş gitmiş. Bana dediler ki mektubu dedi zarfın içine koy dedi salon masasına bırak. Dedim tamam şimdi dedim uzaklaş buradan. Bıraktım. Salona en yakın benim odam. Sabah 8 uyanıp Ninja Kaplumbağalar izlemek istiyorum. Tek istediğim bu. Ho 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 ho. Oğlum Mustafa. Kahkahalar geliyor salondan. Annemle babam katıla katıla gülüyorlar ya. Ben de tabii 8 yaşındayım. Böyle küçük askerlerim vardı böyle altı plastik. Onları böyle koyuyorsun böyle biri böyle duruyor. Biri böyle duruyor. Onu hiç sevmiyordum a**ım. Çünkü o nişan almadığı için. Onu oynamıyordum bana. Birine selam veriyor a**ım. Böyle oyuncak mı olur lan? Gözcü şu. Onları da sevmiyorum. Gözcüleri de sevmiyorum ve gözcüler hep en az kaybolandı biliyor musun? Ayakta duran nişan almış çok severdim oyuncak askeri. Onların hepsi kayboluyor a**ım. Ben gözcülerle kalıyorum. Aybars'ın öyle mi a**ım? Yok tank var a**ım çocuğunda. Bir gün dedi ki savaş yapalım. Yapamayız ama a**ım. Baksana iki tane gözcüm var. İki tane de böyle selam veren asker var. Dedim sen tankla geleceksin benimkiler senin geldiğini görecek ve sana selam verecek. Ne gerek var dedim. Al ama a**ım dedim benim. Yendin dedim tamam. Her neyse. O asker oyuncakları aldım elime böyle. 7 yaşımdayım. Belki de 8. Çıktım böyle tamam mı? Böyle... Babam böyle oldu. Amına oğlumun. Üzerinden 15 yıl geçtim Oruk. Kaç yaşıma geldim? Annemi babamı görmeye gitmişim. Gecenin bir vakti mutfakta babamla karşılaşmışız. Babacığım. Uyumadın mı oğlum? Ha uyuyorum şu an yukarıda. Sen halüsinasyon görüyorsun. Allah Allah. Alıyor suyunu, içiyor, koyuyor. Hadi ben yatıyorum, iyi geceler diyor. İyi geceler babacığım diyorum, ben hala mutfaktayım. Tam kapıdan çıkarken yüzüme bile bakmadan şöyle bir ses duyuyorsun. Tolga abi. Oğlum yıllarca taşak geçiyorlar. Yıllarca taşak geçiyorlar ya. Mesela Tuğrul'un araba programına çıktılar. Oscar Ghost'u annem babam. İzliyorum videoyu böyle üçü yan yana oturmuş. Aa oğlum nasılsın canım falan filan. Aa derci yok sana hep öyle davranıyorlar. Oğlum senin bu kadar uzun olmanın sebebi ne zannediyorsun? İyi beslendim. Evet işte. Kimin istikakından iyi besleniyordun acaba? Hatırlamıyor musun babamı? Baba. Baba. Sikir. Tuğrul. Oğlum gel oğlum. Hep seni beslediler. Seni dondurma yemeğe götürdüler. Beni götürmediler mesela. Doktora gideceğiz deyip kandırıyorlardı beni. Ben de korkuyordum. Gitmiyordum onlarla. Doktora da gitmiyorlarmış. Bayağı dondurma yiyorlarmış. Ulan bari bunu bir saklayın ya. Teyzemler, annemler falanlar Antalya'dayız. Anneannemin rahmetli evindeyiz. Anneannem ben kalacağız. Onlar gidecekler. Nereye dedim? Tarkan'la Kore. Sana ne yaram dedi böyle babam. Yok demiyorum. Daha o zaman 6 aylıktım. Öyle konuşmuyordum. Baba nereye gidiyorsunuz? Doktora gidiyoruz oğlum. İğne vurduracağız. Ondan sonra geleceğiz. Ulan bunların komplesi eroinman zannettim ben bir ara. Günün belli saatlerinde biz iğne vurdurmaya gidiyoruz diye 7 kişi çıkıyorlar evden. Ben dedim narkotiği ararım baba. Demedim tabii küçücüğüm. Lan o kadar küçüğüm ki. Elektrik panoları yok mu üzerinde iskelet var kuru kafa ölüm tehlikesi yazıyor. Ben onun içinde İskeletor yaşıyor zannediyordum. İskeletor da He-Man'de çizgi filmde bir karakter kötü karakter. Öyle bir beynim var şöyle gibi böyle. Arada kulağımdan akıyor geri dolduruyorum böyle. Ulan o kadar salak ve embesil olabilirim ama. Teyzeme söylüyorum bunu övgü teyzeme. Bazı şu ağzının yanındaki kornet artığını sileydin gelirken ya. Eniştem hala Algida'nın kapağını yalıyor be. Neredeydiniz? İğne mi dediler yine malla? İğne değdik. Akrabaların komplesi pederler yüzünden böyle oldu. Neden gözlük takıyorsun ya programlara çıkarken dedi babam böyle. Numarasız da gözlük. Niye gözlük takıyorsun oğlum dedi. Niye takıyorsun? Niye takıyorsun ama koy. Baba büyüdüm artık. Ah tamam pardon. Alışkanlık oluyor arada. Bana diyor ki rahat ol biraz diyor ya. Rahat ol biraz. Rahat mı olayım? Ya şu pedagoglara bir sorun pedagogları. Çocuğun yanında osurmayın falan diyorlar ya. Konu buraya kadar gelmiş. En son bir bağ kurmak için seni dedi bugün atış yapmaya götüreyim dedi. Abi harika değil mi? Yani babanla gidiyorsun tüfek ateş edeceksin falan. Atış sahasına bir gittik. Babam böyle dedi bana. Koş! Kodum. Ay babacım ama öyle. El bombası geliyor falan. Olmadı ya bir dahaki sefere keskin nişancı getirelim falan. Onu kendi aralarında konuşuyorlar da iyi koşuyor ama. İyi mi koşuyor? Gençler Birliği. O konuların hepsi oradan geliyor. Hikayelerin hepsinin başı var aslında. Böyle bir şey olur mu ya? Bir gün dedi ki burada dedi, oğlumla dedi, vakit geçireyim dedi büyük ihtimalle. Dedi, vakit geçireyim biraz dedi. Geldi böyle oturt beni karşısına böyle. Yeterli. Şöyle annelik babalık olur mu Allah rızası için söyle. Çocukken gözlemlediğin şey şu. Annen baban Galatasaray maçı varsa izler. O sarı kırmızı koşan adamlar gol atarsa bizimkiler havalara uçar. Gol be gol Paco he. Gel oğlum be. Falan. Tuğrul gelir böyle daha çok öpeyim falan. Böyle bir sevinç olur tamam mı? Çocuk beynine bu kazınmış. Evde uçak mıyım artık? Dinozor muyum? Bir şeyim evin içinde böyle uçuyorum abi. Televizyona bir baktım. Galatasaray maçı var. Bizimkiler izlemiyor ama. Maç var diye bağırıyorum babama. Dur şimdi işim var. Dosya mosya bir şeyler yazıyor.
spor yazıyor. Askeri işler. Anne diyorum maç var. Çamaşır asıyorum. Galatasaray gol attı. İçeri koştum. Gol diye böyle anneme sarılıyorum. Babama sarılıyorum. Gol. Süper. Babamlar da başladı. Alkışlamaya oturduk. Babam da oturdu böyle. Annem de oturdu yanıma. Baya yani işlerini güçlerini bıraklar maçı izliyorlar abi benimle beraber. Galatasaray futbolcu ceza sahasına giriyor. Babam şey diyor. Gol olmaz diyor. Hayır baba olur diyorum. Pat gol olmuyor. Ha baba falan. Babam şey dedi. Bak dedi şimdi de Ümit gol atacak dedi. Ya baba dedim Ümit nasıl gol atsın derken çağırdı. Ümit gol attı. Dünkü maçın tekrarıymış. 5 yaşında çocukla taşak geçmek için yapılan prodüksiyona bak. Kendi aralarında hiç konuşmadılar. Yemin ederim. Çünkü ben gittim yanlarına ooo diye babama sarıldım. Annem ne oluyor diye geldi ona da sarıldım. Yani kendi aralarında hadi gel şununla taş geçelim. Olur mu hanım? Tamam bey. Böyle bir diyaloğun olması mümkün değil. Prodüksiyona bak biri çamaşırlarını bıraktı. Biri genel kurmaya sunacağı raporu yarıda bıraktı. Beni mesela kandırsan ne olacak? Ben senin müridin mi olacağım? Zaten beni beslemesen ölürüm. Senin evladınım 6 yaşındayım, 5 yaşındayım. Kalk geçiyorlar. Aa, Tolga abi. Aa. Niye istiyormuş benim sporcu olmamı biliyor musun? Onu da bir sonraki maç izleyişinde öğrendim. İlkinde Allah'a dua ettiğini duydum. İkinci maç izlediğinde gitti. Pakize annemin adı. Paco der babam ama. Paco bak şu çocuk var ya 17 yaşında. 130 milyar almış biliyor musun transferden? Ya bizim oğlunun şöyle bir 50-30 milyara satsak bir yere var ya. Sitedeki yazlığı tamamlarız biliyor musun? Benim odam salona yakın ya. Elimde de şey var gözcü oyuncağı onunla izliyorum zaten. Böyle onu uzattım o izliyor böyle. Döndürüyorum selam veriyorum çocuğum. Oğlum ben futbolu bırakmasaydım şu an ömrümüzün en büyük taşlarını bizim de babamız geçiyordu. Bizimkiler harika çözüm bulurlar. Aile olarak bizimkilerden daha iyi çözüm bulan bir aile olduğunu düşünmüyorum. Mesela hiç Amerikan filmlerindeki gibi aileniz oldu mu bilemem. Bizim olmadı. Ama sizin oldu mu onu bir merak ettim açıkçası. Mesela Berk bir kız arkadaşınla kavga ettin. Şeyma ne olursun korkma. Çok eski yıllardan bahsediyorum. Teşekkürler. Mesela yıllar evvel kız arkadaşın vardı ve seni örseledi. Seni çok seviyorum aslında Berk. Ama ben artık Burak'la öpüşmeye karar verdim. Döndü başkasıyla öpüşüyor falan. Öyle bir kızla karşılaştım ve yıkıldım. O anda Berk'i düşünüyorum zaten. A**ım içinde Vedat Sakma, Bülent Ortaç gibi yer yapmışlar. Yaşıyorlar. Berk'in içinde yaşıyorlar. Duygusal ponçik. Sen böyle yaralı bir kuş vardı. Yine de oynar mısın benimle? Onu söyleyerek eve gidiyor Berk böyle. Benimle. Sallandıkları salıncağı görüyor falan. Önce kendilerini hayal ediyor orada. Kız bunu itmeye çalışıyor. Koşuyorlar, eğleniyorlar. Onları hatırlıyor. Bir bakıyor yok ama. Oynar mısın? Eve koşuyor. Giriyorsun ve yemek hazır. Annen oturtuyor seni. Oynuyorsun daha çok. Yemiyorsun falan. Ki Berk'ten bahsediyoruz yani. Yani üçüncü tabağı yemiyorsun artık. Ailen de hemen diyor ki ooo eyvah. Ne oldu benim oğluma? Annen dönüyor. Diyor ki Berk canın sıkan nedir evladım? Anne bugün kızın adı ne? Bir düşündü böyle, hangisi? Kafadan atacaksın bitti, ooo sana tamam. Bunu sana söyletmeyeceğim. Kızın ismini ben uyduracağım. Çünkü şimdi ben Berk'e kafadan at bir tane diyeceğim. O da diyecek ki Ayşe, bu yılan, bu Şeyma yılanı ne yapacak sonra eve gidince? Bak saatler geçecek, bunlar eve gidecekler ve Şeyma şey diyecek. Ayşe'yi kafadan atmadın değil mi? Bu olacak, biliyorum. Hiç gerek yok. Ayşe'yi bu arada ben söyledim ha. Yani o demedi, ben dedim. Ooo! Kadın, ben kadınla niye savaşa giriyorum? Gerizekalı mıyım ben ya? Ben aptal mıyım? Kendimi niye ateşe atıyorum? Haklısın, bu piçin aklında kesin 10 tane karı vardır şu an. Sen uyurken duvarlara bakıp benimle... Hala o salıncağa gidip... Öyle tatmin ediyormuştum geçmişini. Anılara attırıp yoruluyorum. Öyle bir şarkı yok mu? Çiçekleri topluyorlardı. Çiçekleri mi topluyorlar? Anılardan. Hayır, cennetten. Aa, günah. Lan cennetten çiçek toplanır mı? Ulan Adem'le Havva sırf elmayı kopardılar. Başlarına neler geldi? Saçmalama cennetten çiçek kopartmayın bundan sonra. Neyse. Bu kim? Ben niye sürekli buraya dönüp bir şey anlatacakmışım gibi? Annem var. Ha annem var. Benim annem niye var? Berk'in annesi var. Nasılsınız? Hiç annem böyle sana... Oğlum bak aşk falan. Hiç böyle bir şey yaptı mı? Çünkü annelerin başlıkları çok önemlidir orada. Aman takma yavrum kafana. Ha bu şekil. Tabii. Ne güzel. Geçen mevzularda dedi ya bir pinç programına da annenle beni çağır. Gelseler onlar buraya var ya aslında 55 bölüm pinç çekerler biliyor musun? Kitleriz gideriz onlara. Oğlum babamlar çünkü yalnızca evlatlarıyla taş geçmedi bu hayatta. Kimlerle taş geçmişler kimlerle? Güzel ailem, canım ailem. Çok seviyorum size. Allah yokluğunuzu göstermesin. Çok seviyorum. Bunlar şaka tabii. Oğlum o nasıl bir pinç bölümü başlatmak ya? Neden öyle başlattık insanları gerdik iyice? İlk parkta gerçekten pinç izleyicisi bu acıyı çekiyor abi. Koyma Oğuzhan Uğur 35. dakika kadar pinçi başlatmadım. Pinçi başlatmadığım yerler komik değil miydi mesela? Çok güzel hikayeler anlatıp sonra pinçi başlattığım alanlar oluyor. Ne kızıyorsunuz oğlum? Hemen her şeye kızıyorsunuz yani. Pinç başlıyor diyorum kızıyorsunuz. Pinç başlamıyor diyorum daha fazla kızıyorsunuz. Ama ne olursa olsun bir şekilde kızıyor ya da kızmıyorsunuz. Yani bu bize tepki verdiğiniz anlamına gelir. Demek ki bizi izliyorlar. Bizi izleyen insanlar bunu bedava yapmıyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? İnternete para veriyorlar efendim. Kota dolduruyorlar. Biz gibi boş böyle şeyler izliyorlar YouTube'da. Aynı izliyorlar. Abone olmuyorlar mesela bazen. Anasının, ebesinin, halasının örekesi kadar takipçimiz var zaten daha. Ne yapalım a**ayım?
Ve pinç başlıyor. Bizim sitede çok fazla Arap var şimdi. Saat 9'dan sonra da sokağa çıkma yasağı var ya. Sitenin içinde bile dolaşamıyorsun. Öyle bir durum var ya. O yabancılara ceza kesilmiyor biliyorsun. Polisler geliyor böyle. Bakıyorlar hani Türk mü Arap mı? Türkçe konuşan birini görünce hop gel bakalım kardeşim. Cezayı kesip kilitleyip gönderiyorlar. Yan tarafta da şey var. Benim o evin. Nişantaşı Üniversitesi var. O ne diyor onun da binası orada. Tuğrul'da biliyorsun o ne diyor. Hepsi arkadaşı takılıyor Hasan Karakuş'ta falan. Çıkıyorlar Hasan Karakuş'ta ikisi yürürken. Saat bakıyorlar 9.30'a bakayım. Polis yaklaşıyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Tuğrul dönüp Hasan'a böyle yapıyor. Polis durmamış biliyor musun? Covid'den ceza almayacaksanız Arap taklidinden bence kesinlikle büyüklü bir ceza almalısınız. Çünkü öyle bir Arap taklidi yok. Abim, bu arada bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Gerçekten Soğan Ekmek klibinde öyle. Soğan Ekmek klibinde kızlar melliyor benim. Yanıma bir sürü model kızı oturttular böyle limuzinin arkasında. Hani komedi klibi olduğu için dolarları fırlatacağız sağa sola. Bir balya dolar verdiler bize. Sahte. Değil mi? Bir balya dolarım olsa niye mesela Soğan Ekmek diye bir şarkı bunu klibini çekiyor olayım ki a**ayım. La 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 bölümünde kameraya, havaya, limuzinin her yerine dolarlar fırlatacağız moruk. Dolarları fırlatıyorum. Yandaki siyahi hanımefendi kameraya odaklanmış. Çok da profesyoneller yani. Asla sende değiller kameradalar. Can Sarcan dedi ki dolarları fırlatsana kanka dedi kameraya. Atıyorum dolarları atıyorum. Kızın elindeki dolarlar bitince ne yapsın? Dolar bitince etrafından alıp dolarları atacak. O etrafında da benim yani affedersin zamazingo var. Bir de vura vura eliyle böyle. Biri de bir hanımefendiydi tamam mı böyle boy post. Vuruyor alıyor dolarları kameraya atıyor. Vuruyor alıyor dolarları kameraya atıyor. Ben şarkıda böyle. Ne yaptı ırklar arası bir savaş mı açtı acaba? Beyazlar daha fazla çoğalmasın falan mı hani ya? Hiç anlamadım ama geçire geçire böyle. Pime vurdular beni. Parası olan ve olmayan iki adam olayım ben. Sketch modu. Yani bu ikisini canlandıracağım. Doğal olarak yapım şirketimiz bize inanılmaz bir olanak sağlayarak 100 bin liraya çekeceğimiz klip için 5 bin lira verdi. Biz de tamam dedik. Korvet geldi bir tane böyle. Porsche geldi bir tane. Arabaları dizdik böyle yan yana. Caddebostan sahil. Hani birkaç araba geçiş görüntüsü alacağız falan filan. Lan Tuğrul'la biz alışmamışız ki öyle bir lükse. Tuğrul Porsche'yi aldı. Ben Corvette'i aldım. Ölüyorduk a**ayım. Arabayı ilk defa gördüğüm için bir test etmek istedim yani. Spor araba. Eskiden turbo sakızı vardı. Onu da çiğnediğin arabayı hep kullanıyorsun a**ayım. Doğal olarak onu alıp da böyle hu hu yapmazsın böyle. Gaza bir basarsın ne yapabiliyor acaba bu alet diye. Gaza bastım böyle. 120'ye var ya bir saatte çıktı araba. Dedim ki vay a**ayım. Bizi s**mişler yıllarca spor araba falan filan. Gitmiyor ki lan bu dedim. İleride de kırmızı çıkar. Ben bastıkça basıyorum bu. Tuğrul bana selektör yakıyor arkada. Ben dedim yanıyoruz falan herhalde. Ama bu arada 130'la 120'le gidiyorum yani. Ne olabilir ki yani? Ne olabilir ki? İyi ki selektör yakmış. Tuğrul selektör yaktı diye birazcık frene dokundum. 100'e indirdim. Yaklaşmıyor. Bir döndüm kırmızı ışık artık burada. Ananı s**eyim dedim. Bastım frenimi. Kodumun arabası Amerikan arabası. 120 kilometreyle gitmiyormuşum ben. Ben 120 mille gidiyormuşum. Araba 4 saniyede 100'e çıkmış, 10 saniyede 200'e geçmiş. Ben de diyorum ki ben kodumun arabası gitme. Katılırdım evlilik programına ben ne eğlenirdik. Ulan benim de son şansım orasıydı ya. Çok kötü oldu artık bu yaştan sonra bana kimse bakmaz ya. İleride belki tekrar gelir. İzli başlar. Platformlara gelir. Yok yasak. İnternette de yasak. Biz de sap yapacağız. Ha, biz de sapları sıklaştıralım yapıyoruz. Bizimki yasal değil mi? Gizli kesim yapıyoruz. Öyle bir şey varsa söyleyeyim paylaşmayayım. Oğlum bir dakika sapları sıklaştıralım. İzli baş programı gibi bir şey mi? Değil ulan. Adam kendi teaser'da söylüyor onu. Ne peki? Komedi abi. Yalnızların komedisi. Çok iyi değil mi? Ulan ben burada 5 senedir ne yapıyorum? Mutlu bir ilişkisi olan adam böyle bir program çeker mi? Koyayım. Evet. Çeker tamam çeker de ne izlenir söyleyeyim mi sana? 1000. O da yanlışlıkla. Yanlışlıkla derken bildiğin Edis klibi izliyorsun. Ne güzel olmuş şarkısı a**a koyayım. Evet. Bayağı böyle Edis'in şarkısını dinlemeye bas video bitmiş otomatik bize atar. Mutlu olsan düşünebiliyor musun? Pinch'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şak şak şak. Bugün harika bir gün. Bugün gerçekten hayattan tad almayı bir kez daha öğrendim. Her gün yeniden öğreniyorum. Belki de hayatınızın son gününde uyanıyorsunuz. Mutlu olun ya. Ne gerek var abi? Saçma sapan şeyler takılıyorsunuz. Ota boka takılıyorsunuz. 3 senelik ilişkisi bitmiş efendim. Ölüyorum. Ömrüm, hayatım. Ortalama insan ömrü 75 yıl. Bunun içinden 3 at 72 yıl daha onsuzsun. 30 yaşında aşık olmuş da 33 yaşında ayrılmışlar. Ulan sen 30 yaşına kadar yaşamadın mı? 30 yaşına kadar o yoktu. İsmini bile bilmiyordun. Ama doğduğundan beri ismini bildin. Soyadını, hatta huyunu bildin. Anneni üzdün onlar için. Babanı üzdün. Şükretmeyi bil. Mutlu ol. Onları da sev. Onları da sev. Hepsini sev, sev, haydi. Hadi arkadaşlar soyunalım, hadi. Bu neymiş lan? Olmaz. Mutlu bir birliktelik insana bunu yaptırtmaz. Zaten mutlu bir birlikteliğin olması için bunu yapamazsın. Gelip buraya gecenin dördüne kadar pinç çekemezsin. Hanım arar, der ki bey, efendim, ebenin der. Ben bu yüzden mi evlendim seninle? Atmır der bana. Küfreder. Şu işi yapıp benim hangi ilişkimde mutlu olabileceğimi düşünüyorsunuz? Bana şunu yaptığını düşün. Pazartesi günü yayına girecek ki büyük ihtimalle yine salı girdik. Düşünün, öyle düşünün. Evde can hıraş şekilde montajlarken...
hiç kimse bana dokunmasın, ses etmesin isterim ki hızlıca bitireyim. Ebesinin a** gibi bir program çünkü efendim. Efendim hayatım. Bir 5 dakika konuşsak, sohbet etsek mesela. Bir kadına bunu yapamam. Vallahi yapamam. Yazık. Düşündüm şimdi bir kız arkadaşım olduğunu. Hakikaten ya. Düşünün, bizi arıyor şu anda. Bikinili kızlar. Bravo. Ne kanıtladın? Hı? Ne kanıtladın? Hayır. Ne kanıtladın? Tam bir amsalak gibi davranıyorsun. 5 tane, 10 tane, 31'ci çocuk yazmış. Neyi ciddiye alıyorsun? Oldu mu? Kaliteli mi oldu zannediyorsun? Kapak mı yaptın zannediyorsun? Yine aynı çocuk çekecek 31'i. Tamam, yok, hayır konuşmayalım, konuşmayalım. Ya pinç çekeceğim, bak moralim bu. Çok özür dilerim. Haydi Oğuzhan Bey'imizin moralini yükseltelim. Hadi ne yapalım? Doğru, program çekeceksin ya. Ben bunu duyduktan sonra ben buraya gelip nasıl pinç çekeyim okuyayım? Pinç'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yani sanki zorla geldiniz. Böyle bir herife dönmek istemem bu masanın arkasında. Arada çat diye mevzular yapmak zorunda bırakan birileri varken ne güzel takılıyoruz işte, boşver. Ulan bu kızlar geldi buraya sıcacık stüdyo. Ben 5 gündür götüm donuyor burada. O arkada gülen siz misiniz? Hani çıkıyor ya. Ben hiç izlemedim. Sen kaliteli işler izle. Sen Hasan Can mı izliyorsun? İzlemedim. Kimi izliyorsun YouTube'da? Hiçbir şey. Aa bak, bu arkadaşımızı kazanmalıyız. YouTube'a hemen gir, Babala TV'ye abone ol. Sonra da sadece ayda 9.90'a Exxen'e üye olup Hasan Can'ı izleyebilirsin. Hatta Hasan Can'ı izleyebileceğin bedava linkler de var ama onu şu anda yayında söylemeyeyim. Ya bu CZN Burak var ya, çok tatlı bir herif ya. Takipleşmeye başladık. Bayağı sempatik. Çok seviyorum onu. Bizi Seth Rogen takip ediyor da onu da Will Smith takip ediyor. Düşün ya. Geçen gün ben Will Smith hayranıyımdır bu arada. Onun da gözleri ayrık ya, büyük ihtimalle oradan olabilir. Bir baktım CZN Burak Will Smith. Vay dedim kardeşim, gurur duydum a**ayım. Ama yani Will Smith'e de ne bileyim, hani kafalar ekibi gitmiş. Onlara böyle bir bazlamanın üstüne adını yazdırmışsın. Onu anlarım da bunu Will Smith'e yapma be abi. Ya çünkü bu yalnızca bizde var bu hastalık sevgili CZN Burak. Biz isteriz böyle her yerde adımız yazsın. Tesbihin üzerinde Oğuzhan Uğur, çakmağın üzerinde Oğuzhan Uğur. Şehrin yöresine göre hediye gelirdi. Nevşehir'e gittik, peri bacası yapmışlar. Peri bacasının üzerinde Atilla Uğur yazıyor. Şanlıurfa'ya gittik, Balıklı Göl motifleri olan bakırı dövmüşler, üzerine Atilla Uğur yazıyor. Saat yapmışlar böyle, Atilla Uğur. Bana geçen kılıç yolladılar, çok teşekkür ederim tekrar kılıçevi.com'a. Böyle bir kılıç geldi, üzerinde Oğuzhan Uğur yazıyor kılıcın. Delil de bıraktırıyorlar insana. Kılıcın üstüne yazma bari. Böyle tabancasının üzerine ismini yazdıranlar, arabasının arkasına baş harfini koyduranlar. Sevgili Burak, o bize özgü bir şey. Yani Will Smith sence, oha ya, pidenin üstünde Will Smith yazıyor der mi? Bugün dünyaya açıldın artık, Will Smith'e yapma bunu. Kurban oldum, altına da hoş geldin abi yazmış. İçinin güzelliği de yüzüne vurmuş bir arkadaşımız. Gözleri kısılıyor falan ya, ben çok seviyorum. Büyüdü bir de yani. Bayağı olgunlaştı adam. İş adamı oldu lan Dubai'de falan filan. 250 milyon katlı binaya adını yansıttı herif ya. Yaptığı yardımlarla da olsun, çok seviyoruz. Bir gün gidelim de bizim de adımızı yazsın. Evet. Köreğe falan yazsın bizim. Evet. Mesela Will Smith'in adı lavaşa yazılmış. Ben şimdi gidip Will Smith'le eşdeğer miyim? Benim oyun bir mi a**ayım? Beni de gittiğimde lavaşa yazmasın. Beni böyle fındık lahmacuna yazsın. Aynen böyle şu kadar böyle fındık. Kurban olduğum ya, çok tatlı adam. Cebadak, mesajlaşman bittikten sonra bakar mısın netlik var mı? Ha, keko olmak için şartlar. Bir, öyle bir şey yok. Keko olunur. Doğulabilir. Anahtar satın alanlar var. Porsche anahtarı mı satın almış? Kafeye gidince masaya bırakmak için. Porsche anahtarı. Abi Eminönü'nde her şey bu. Kaça? 300 mü? Böyle bir şey olur mu ya? Yani bu şey gibi düşün. Hiç düşünme hatta yani. Böyle bir şey olur mu ya? Araba için kız geldi masaya ve dedi ki, demek Porsche kullanıyorsun dedi. Kaç basıyorsun? Kanunlar çerçevesinde basabildiğimiz kadar basıyoruz diyor mesela. Konuşuyor, araba sohbeti oluyor. Sana gidelim. Kuku diyor mesela kız. Ne yaparsın? Ha buldum, şey yapıyor şey. Tabii ki gidelim bana bebeğim. Ya sanırım araba kullanamayacağım. Taksiyle gitsek, arabayı da çocuklara bırakayım burada, sabah getirirler. Bu iyi bir yırtma şekli mi? Çok iyi, çok iyi. Kız derse ki ben kullanayım. Alkol almıştır o da. Sen de alkol almadın mı? Aa ben 5 senedir kullanmıyorum. Ne olabilir başka? Nasıl yırtarsın? Ev yakın, yürüyelim. Değilse? Arabayı çalmışlar. Aa arabayı çalmışlar. Çalmışlar mı, çekmişler mi? Çalmışlar. Çalındı dediğin anda kız peki şey yaparsa merak etme FBI falan derse. Polis de çıkabilir. Kapıya çıkarlar. Kız Porsche'yi beklerken çatak diye taksi gelir. Kadını bindirir taksiye. Kadın da böyle ama senin Porsche'n yok muydu? Derse de o da yok çakmak a**ayım. Çakmak yani. Bir dakika, sen bunun için mi geldin? Buradan sonra kadın bence geri dönemez. Evet, onun için geldim diyecek. Kadından bahsediyorsun. Erkek tıkanır, kadın tıkanmaz. Biz şu an kadın olmadığımız için tıkandı zannediyoruz kadın. Kadın şunu yapabilir. Bir dakika yani, sen benimle yalnızca Porsche'm var diye mi? Affedersiniz, durdurur musunuz arabayı? Hayır canım, yalan söylediğin için seninle gelmiyorum.
der. Bana bugün bunun yalanını söyleyen yarın ilişkiyle ilgili de yalan söyler der. Bizi s**kerler Efe, bize yedirmezler o Porsche anahtarlarını. Ben bugüne kadar hiçbir şeyi masanın üstüne bırakmadım biliyor musunuz? Porsche'm de oldu. Porsche anahtarımız vardı, biz hiçbir yere koymadık. Ben unutuyorum diye gerçi. Üniversitede arabanın kapısı açık. Arabanızı hiç kapısı açık unuttunuz mu? AVM otoparkında. Öyle değil, açık. Hiç unuttunuz mu? Hayır. Peki bu bir şey değil. Arabanın kapısı açık ve bayağı 50 metre gitmişim. Dönüşte de hani araba nasıl gözüküyor falan bakarız ya. Üniversite öğrencisiyiz tabii. Böyle keko keko jantlar almışım a**kayı. 18 inç. Astra vardı bende. Tabii 18 inç şimdi. El arabasınınki 18 inç. Yıllar 2005. 1100 JBL bas var bagajda böyle. Buf, buf, buf. Her geçtiğim mahallede esnaf o Oğuzhan geçiyor derdi. Tabii tabii adamların vitrinler böyle rang rang rang. Doğal olarak uzaktan böyle bakıyorsun üf arabam. Böyle bir döndüm kapısı sonuna kadar açık dedim. Vay amanik. Bu nasıl bir hafıza kaybı a**kayı. 50 metre böyle koşuyorum. Kapıyı açık unuttum ve siz buna güldünüz ya. Kapıyı kapatmaya gittim moruk. Araba çalışıyordu. Sana yemin ediyorum. Sebebi ne biliyor musun? Sonra fark ettim ben annemlerle konuştum telefonda. Arabayı park ettim oraya. Annemlerle konuştum. Kim bilir bana orada ne dediler. İlker abiler geldi. Aslanlar gibi programlar da yaptılar. Bak gerçekler acıdır. Trendlerle geldiniz. Hoş geldiniz. Ondan evvel kamp videosu. Beni rezil ettiği video. Rezil ettiniz beni 1 milyon küsur insana şu anda. Bir de trend 8'e kadar çıktı. Onu da 1 milyon izlemişsiniz. Çok teşekkür ederiz sevgili Babala TV izleyicisi. Ama olmaz. Bana göt demiş falan demiş. Adam bütün her şeymiş kardeş. He o şişeye nasıl işiyor diye. Tabii tabii. Onun boyutla değil nişan almakla. Yani konuya hükmetmekle alakası var. Desem çok ayıp olur. Kaç yaşında adam. Sen ne bir şey diyesin var a**ayım. 12 bölüm pinç çekesin var o kamp videosu üzerine. Otur sıfır. Niye ben bir anda fizik öğretmeni gibi oldum? Ne oynuyorsun telefonunla? Sigara mı duruyor kalmış masada? Ha sen mesaj atıyorsun zaten tamam. Masada sigara kalmış diyor. Kameranın arkasındaki işte bak böyle. Gözükmüyor abi. Şu an kime mesaj yazıyorsun? Çok merak ettim. Senin tatlı krizini çözmeye çalışıyorum. Benim tatlı krizimi mi çözmeye çalışıyorsun? Öyle de iyi bir eş gerçekten. Onu beni hamile bırakmadan önce düşünecektim. Senin tatlı krizini çözüyorum ne demek lan? Bana niye beyaz gömlek giyiyormuşum da Audi kullanıyormuşum muamelesi yapıyorsun a**kayım. Millet yanlış anlayacak. Sakin ol. Ben gözlüğü fırlattım bu arada. Ben gözlüğü fırlattım. Imperio Armani. Ama numarasız. Hangi gerizekalı gidip numarasız gözlük için Armani alır? Kim aldı onu? Ben. Alabilir miyim geri gözlüğümü? Çok pahalıymış. Teşekkür ederim. Bu benim sosyofobi gözlüğüm. Ben bu gözlüğü ne zaman taksam her şey yolunda gidiyor. Özellikle başkaları esnesene artık ne olursun. Yani çünkü... Sen bana bakarak esneyemiyorum ya. Ben bu gözlüğü takmadan kimin programına gitsem başım belaya giriyor. En son Ali Can'ın programına gittim de az daha linç yiyorduk ya. Onun gibi düşün bak. Bunu takınca çünkü böyle bir oh. Böyle bir oh. Evet. Politiyim. Mesela şu an aşırı politiyim. Bana bir şey sor. Gözlükleyim. Beni seviyor musun? Gerçekten Tuğrul'dan müthiş yaratıcı bir soru geldi. O zaman Yeliz'e dönelim bakalım aynı yaratıcılıkta bir şey gelecek mi? Magazinci gibi 5 sene aynı soruları sordular ya. Nasıl girdin YouTube'a? Hala onu soruyorlar ya mesela. Onun gibi yani. Den YouTube bir soru sor. Yok musun yoksa astimat falan? Neyi merak ettin? Hadi tamam bir şey söyleyeceğim. Bu soruyu sormana hadi kızmadık da. Ulan Atmır, daha 6 dakika evvel numarasız gözlüğe o kadar para verilir mi dedim. Hani hiç benim burada konuştuğumun hiçbir önemi yok mu a**ayım yani? Bunlar beni dinlemedikleri için gülüyorlar galiba. Ben onu anladım. Çünkü dinleseler gülmeyecekler. Dinleseler şöyle yapacaklar. Baya salak bir herif deyip gidecekler yani. Ya da tipime mi gülüyorlar sadece acaba? Ya bütün ekibin kulağında taş varmış değil mi a**ayım böyle? Soruyorum tak tak. BMW mi Mercedes? Kurt kocayınca tabii itin maskarası olurmuş. Dün yemekte yakaladığımız kişi kimdi? Dün yemekte yakaladığımız kişi kimdi? Aa bak magazin sorusu. Evet magazin. Çok iyi gerçekten. Dünyanın en kısa gerizekalı aptalca şakasını yapacaktım. Dünyanın en kısası ama. Şöyle yapacaktım. Herkes biliyor zaten bizi yakın takip eden herkes biliyor. Ben bir yerde gözlük takıyorsam oradaki ben değilim. Yani her şeye çok el frenli cevap veriyorum. Bak o nasıl bir şey biliyor musun deyip uygulamalı bir örnekleme göstereyim dedim. O bir şey soracaktı. Ben gibi cevap verecektim. Bir de diğer programlara katılan Oğuzhan gibi cevap verecektim. Anasını s**tiniz. 45 dakika oldu. Hayatım s**kildi yani. İçim şişti çocuğum. Neyse ya s**tiradın yapmayayım. Bu bölümde ya, de o olmadı. Şey ya. Hayır hiç geldim. Hayır hayır hayır. Bir gözlük yapalım Allah'ım. Dur Yeliz konuyu çözdü büyük ihtimalle 12. de bakalım. Evet. Çok merak ediyorum ne soracak acaba? Yemeğinden kıl çıksa o yemeği yer misin? Soruyorum. 15 yaşındaki Oğuzhan Uğur'a ne söylemek isterdin? Gözlük varsa şöyle cevap veriyorum. Takıyorum gözlüğü ve diyorum ki 15 yaşındaki ben. Ah tabii şimdi bugün keşke dediğim birçok şey var. Büyük ihtimalle dönüp o ufaklığa bugün yapmaması gereken her şeyi anlatırdım. Evet.
Böyle yaptığım zaman linç yemiyorum kimseden. Şöyleyken eğer gider katılırsam ve sen aynı soruyu bana sorarsan sor. 15 yaşındaki Oğuzhan Uğur'a ne söylemek ister? Oğlum anasını s**tik paranın, karılar, kızlar, milyonlarca takipçimiz var. Babamız padişah olsaydı. Babamız padişah olsaydı. Beni boğdurtur muydun? Mesela şöyle düşün. Köpeğe birisi zarar veriyor değil mi sokakta? Biri videoya çekiyor. Linç yiyor doğal olarak. Yemesi de gerek. Ama sosyolojik olarak düşünürsen ve bunu tarihle taçlandırırsan finalde bugün köpek öldürenler bundan 200 yıl evvel psikopat, sapık, cani olarak addedilmiyordu. Bizim bugün sinek öldürmemiz gibi bir şeydi o zamanlar. Nereden biliyorsun 100 sene sonra da sinek öldüren birinin cani olarak Twitter'da gündeme olmayacağını mesela? Yani toplum, psikoloji böyle gelişiyor. Yani senin şimdi gelip kahkahalar atarak efendim bak Osmanlı'da biri kardeşini boğduruyormuş falan filan. O dönemde mesela senin bu dönem baktığın gibi bakılmıyor konuya, bu bir. Hanedandan geliyorsun. Hanedandan gelenlerin kanı akmaz. Bu yüzden boğuluyor. Yani mantıklı aslında. O dönem öyle bir taht durumu var ve bir tek sen varsın erkek. Yani ben tabii boğdurturdum. Boğdurturdum. Boğdurturdum yani. Ben seni çok seviyorum oğlum. Sen benim canım kardeşimsin. Ama 2020'lerin etik değerleriyle lütfen 1400'leri, 1300'leri, 1299'dan sonraki bütün yılları karıştırma. Şimdi gözünü çıkart abi. Soruyorum. Babamız padişah olsaydı. Babamız padişah olsaydı. Beni boğdurtur muydun? Seni boğdurtmazdım. Asla boğdurtmazdım. Gider önce babamı boğdurtur. Sonra bütün kanunları değiştirirdim. O hanedandan gelenlerin kanı akmayacakmış falan s**ler. Seni var ya böyle ortadan ikiye ayırırdım a**ayım. Böyle içine tuz döker bir daha bantlardım. Öldürtmezdim de yani. Senin yeniçeri kazanı yaptırdım böyle. Kaldırır kaldırır indirirlerdi seni. Benim tahtıma göz dikecek. Piçe bak kaç yaş küçüksün benden. Sen haremde eğleneceksin diye. Devletin bekasını da küçücük bir çocuğun ellerine bırakacak değilsin. Yok lan bu arada şaka bir yana boğdurtmazdım. Yani bugünün etik değerleriyle de konuşmuyorum. Hakikaten boğdurtmazdım. Ben rahatıma bakardım. Sen yönet ülkeyi. Efendim sefere gideceksin, kaç yıl gelmeyeceksin. Hürrem'le sen uğraşacaksın. Kardeşim olsun aslanlar gibi. Tuğrul'u biliyorsunuz zaten. Yedi düvele hükmederdi ya. Manyak a**ayım. Ne demiş, ne demiş. Aşağıda elçi kafalarıyla top oynuyor olurdu a**ayım bu padişah olsaydı. Unutmuyor ibne bir de kindar atıp. Birisi diyor ki buradan sayın seyirciler şu efendim isim sizin programa gelmek istiyormuş. Ben diyorum ki gelsin tabii gelsin programa falan. Tuğrul diyor ki abi bir dakika o 2018'de senin hakkında şöyle bir tweet attı. Tuğrul padişah olsaydı büyük sıçardık biliyor musun? Kumar sistemi bir. Faturanızı ödemek ister misiniz? Peki kırmızıya koyarsanız hiç fatura ödemeyeceksiniz. Siyaha koyarsanız faturanın iki katı vergi olarak devlete geçecek. Tuğrul'un kanunları. Kumarbaz ibne ya. Ben kenarda takılıyorum. Şehzadeyim ben moruk. Oğlum padişah benim kardeşim. Düşünsene. Yeniçeri durduruyor mesela. Kırmızıda geçmişim. Atla böyle. Yeniçeri durduruyor hemen. Derim ki benim dedim kardeşim padişah. Bizde öyle tanıdıkları falan şey olmazdı. Cezayı keserdi o Yeniçeri. Boğdurturdum. Paranın üstüne kendi suratını bastırır mıydın? Hayır mı? Padişahsın, paranın üstüne niye kendi fotoğrafını bastırmıyorsun? Kiminkini bastırırsın? Atatürk. Ha Atatürk. Atatürk Cumhuriyeti savunurken sen padişahlığı kabul edip ülkenin başına padişah olarak geçiyorsun. Sonra paranın üstüne Atatürk'ü mü bastırıyorsun? Eyvallah. O zaman ben de cumhuriyet istiyorum ya. Life is life. Geç. Gözlükle geçsene. Tamam. Dilerseniz geçebilirsiniz. Falan. Öyle bir şey değil. Bugün gerçekten inanılmaz beni heyecanlandıran bir konuğum var. Siz gelmeden evvel, hani siz buradasınız diye söylüyorum zannedecek izleyicim. Hayır, siz buradasınız diye söylemiyorum çünkü siz gelmeden evvel de... Ne dedim size az evvel? Oo. Bir önceki konuğun dedikodusundan bahsetmiyorum. Ece Hanım. Tabii. Ece Hanım'la ilgili söylediğim bölümü soruyorum. Çok heyecanlıyım. Fikirlerinize de çok hayranım. Özellikle bazen insanlar belli başlıklar altında sıralıyorlar sizin cümlelerinizi. Çünkü Show Haber'de biz şuna alıştık. Üçüncü sayfa haberlerini çok enteresan bir şekilde editleyip sunmaya başladı bize Show Haber. Ve bir anda reytingde de, izlenmede de öne geçti. Derken siz çıkıp prompter'dan bağımsız konuşmaya başladınız ki o çok enteresandır. Biz çünkü hep prompter'dan konuşan insanlara alıştık. Ne ara prompter'dan kafayı çevirip de ya arkadaş bu memlekette böyle şeyler oluyor ve bunun tanımı da şudur demeye başladınız. Şimdi ben zaten dünyadaki iki yüzlülüğe ve çifte standardı rencide etmek üzere yaratılmış bir insanım. Yaşasın. Dolayısıyla ben mesela CNN Türk'te 3,5 sene sabah haberleri sundum. Önce Cem Öğretir'le beraber, sonra Orkun Yazgan'la beraber. Senede 2016, 2017. O zaman başlamıştım aslında ben böyle tersten, yani hicivli, kara mizah, izahı olmayan şeyin hadi mizahını yapalım falan. Fakat tabii o zaman daha sabah haberleri belki olduğu için, belki daha tam bu benim olgunluk çağıma denk gelmediği için ya da tam hani tam yerine rast geldi, manzara koyduk,
efekti olmadığı için o dönem o kadar etki yaratmadı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bu kadar bana soruyorlar Habertürk'te yıllarca moderasyon yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın. Niye şu haberi bu kadar çok önemsiyorsun, bu kadar anlam yüklüyorsun? Çünkü üçüncü sayfa haberleri. Bence bir ülkede üçüncü sayfa haberleri o ülkenin ekonomi haberlerinden ve siyaset haberlerinden çok daha fazla o ülkeye dair fikir veriyor. Yani sizin suçlunuz, suçunuz, asayiş durumunuz neyse sizin ülkenin durumu ona çok benziyor. Zira hepsinin yansımasıdır o çünkü değil mi? Yani ekonomi bozulduğu zaman adam evine taşıyor şiddeti, kadın evine taşıyor şiddeti ya da sorunlarını. Aynen. Finalde biz evde hallettiğimiz için her şeyi sanırım. Geçen çok güzel bir şey gördüm, döngü. Patronundan azar işitiyor adam. Eve gidiyor, karısını azarlıyor. Karısı çocuğunu azarlıyor. Çocuk evdeki kediyi, köpeği azarlıyor falan, böyle bir döngü. Evet. Bu tabii en masum hali yani. Çok daha ağır şeyler var. Ama ne zaman? İki şey bende çok kritiktir. Bir tanesi güneşin doğuşu. Yani kızımı doğurduğum zaman. Çünkü bence anne olmak, yani bir çocuk dünyaya getirmek şöyle çok büyük bir sorumluluk. Örnek teşkil etmek zorundasınız artık. Yani birini zorla dünyaya getirmişsiniz. Vesile olmuşsunuz daha doğrusu dünyaya gelişine. E peki o nasıl öğrenecek? Nasıl hakikatli, hakkaniyet arayışına bir olacak? Ancak size bakarken siz hani çocuğun çok kitap okusun isteyip de önünde kitap okumadığınız zaman o çocuk kitap okumuyor. E tabii. Veyahut da işte aman yalan söyleme evladım, yalan söylemek çok kötü deyip sonra telefonla ya evde yoktu, evde yoktu falan dediğiniz zaman çocuk yalan söylemeyi öğreniyor. Bir şeyler söylüyorum, eve gidiyorum, güneşe bakıyorum. Hatta kırılma noktası şurasıdır. Habertürk'teydim, daha o zaman ikinci Show TV dönemi başlamamıştı. Bir kadın elinde iki tane emzik, pompalı tüfekle çocuklarını öldürmüş. Ve siz kendinizi tutamayıp ağlamıştınız. Ağladım. Evet. Orada dedim ki ya olamaz yani. Çünkü bir de ben kendini mesele eden insanlarla problemim var benim. Mesela en güzeli daha gelmedi Nazım Hikmet'in şiirindeki gibi. Şimdi Türkiye'de bir sürü çok güzel kadın var, doğru mu? Türkiye'de çok iyi haber okuyan bir sürü spiker de var. Ben bunlardan ikisi de değilim. İki kümeye de girmiyorum. Ne Türkiye'nin en güzel kadını ne en iyi haber okuyorum. Peki ben niye o koltuğu işgal ediyorum? Ben eğer halkın çıkaramadığı ses olmayacaksam, ben eğer birilerini seslendirmeyeceksem, kendi sesini çıkaramayanın sesini oradan duyurmayacaksam ben o koltuğu niye işgal ediyorum? Derdine düştüm. Ondan sonra da... Çok enteresan. Ben şaşkınlıkla bu iş böyle yapılmaz ki, siz yanlış biliyorsunuz. Yani size olmaz. Yanlış öğretmişler. Tabii, tabii. Ben yanlış öğrenmişim. Yani, müdürlü arayı iyi tutmak var işte falan. Deli kadınım yani. Yani sizi özel kılan ne burada? Abi şimdi ben bunu söylesem bana akşam bir telefon gelir. Şimdi işimden gücümden mi olayım diyen adamla sizin aranızdaki fark nedir? Sizin mesela bir torpiliniz mi var? Size niye kızmıyorlar bunları konuştuğunuz zaman? Ya da kızıyorlar mı? O telefonlar geliyor mu size? Gelmiyor. Hayır. Aksine bugüne kadar eleştirdiğim diyelim ki bakanlıklardan veyahut da yerlerden hep peki ne yapalım? Hadi hep birlikte konuşalım Ece Hanım. Peki ne yapabiliriz? Yani biz bunları yaptık bugüne kadar açıp defa. Biz bunları yaptık. Bunları da gördünüz mü? Peki bundan sonra ne yapılabilir bu konuyla ilgili diye fikir teatisinde bulunuldu. Ben işte yayın öncesi konuştuğumuz gibi yanlış üslup doğru sözün celladı. Hikaye bu. Üslubuma dikkat ediyorum bir. İkincisi çok şanslıyım şu anda. Turgay Ciner, Didem Ciner ve Kenan Tekdağ şu anda bence halkın sesi olmak misyonunu, benim üstlenme isteğimi çok net gördüler ve bu konuda da bana bence çok destek ve yardımcılar. Yani hiçbir zaman bana kamu yararına olan bir meselede Ece konuşma, Ece gaganı tut, çeneni kapat falan demediler. Ve tam tersi desteklediler. Mesela işte Didem Ciner kadın meselesinde özellikle çok hassas ve duyarlı. Yine diğer patronların hep bu adalet mekanizması, işte kadın meselesi, çocuklar, hayvan hakları. Yani kamu yararına olabilecek her konuda bence bana destekler. Ve çok net onu hissediyorum, o desteği hissediyorum ve bunun için minnet doluyum. Saatlerce program yapıyorsunuz, yıllardır program yapıyorsunuz ama konuştuğunuz bir cümle artık sosyal medya sayesinde milyonlar onlarca kişiye anında ulaşıyor. Evet. Biz bunları paylaşmaya başladık. İlk paylaşanlardanım. Bir sürü fake hesabınızı açmışlar. Onları etiketledim yanlışlıkla hatta. Onu da söyleyeyim buradan. Kusura bakmasın. Ama yani biz de şaşırdık. Ya olması gereken bir şeye biz şaşırdık. Bu da çok üzücüydü aslında. Tabii. Bir taraftan. Yani aslında herkesin yapması gereken bir şeyin haber değeri taşıyor olması şu anda. Üzücü tabii. Bazı çevrelerden sizi çok milliyetçi bulanlar oldu. Evet. Sonra bazı çevrelerden sizin şov yaptığınızı söyleyenler oldu. Şov haber olmasına rağmen. Saçma oldu ya gerçekten. Bazı çevreler başka başlıklara koydular. Mesela bizim başlığımız tektir. Küfreden, seksist, faşist derler sevmeyenler. Sevenler abi adam çok altı dolu konuşuyor şöyle falan filan derler. İki tanıma oturturlar beni, sevenler ve sevmeyenler. Ama sizin mesela herhangi bir tanıma oturtabilen henüz görmedim. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Çok iyi bir şey bu. Yani bunu alamet farikasını soracaktım size. Bunu belirliyor musunuz? Bir karar alınıyor mesela kadın cinayetleriyle ilgili ve siz bundan çok rahatsızsınız. Bunu vurguluyorsunuz da söylüyorsunuz da. Ama başında verdiğiniz ağır ayarı sonunda yumuşatıyor musunuz? Kimse mi kızamıyor? Yani böyle bir denge, böyle bir çark kurdunuz mu cümleleriniz içerisinde? Onu çok kurdum, merak ediyorum. Kurdum. Genel yayın yönetmenimiz Rıdvan Bıyık'la başta fikir teatisinde bulunduk ve dedik ki yani bizim söyleyecek bir lafımız olsun yani artık. Ve o da dedi ki Ece peki ama burada bir kuyumcu terazisi hassasiyeti gerekecek. Gerekecek. Yani Türkiye'yi hepimiz biliyoruz. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Tamam. Hakikaten uzun diskurlarda kafa yoruyorum. Yani
Şimdi bugün hatta Güneş'le sabahleyin oyun oynuyoruz. Bir yerde uyum dedim. Ahenk mi demek istiyorsun dedi. Aa, bir anda kelime bana bir güzel geldi. Uyum. Ahenk falan. Sonra aklıma geldi. Kızım hadi bunun oyununu oynayalım dedim. Koku. Koku deyince böyle pis bir koku geliyor. Koku. Rayha yapıyorsun böyle bir anda rayha. 5 yaşında güzel... mı şu an? 6 yaşında 4,5 yaşında. Fena bir şey. Çok korkutucu. Bizde hemen gelip başlasın lütfen haftaya yani. Geçen gün işe götürdüm. Arkada da bizim hani bir tane şey fonumuz var. Bütün gökdelenlerin falan olduğu bir İstanbul silüeti var ya. Orada haber sunuyor Güneş. Sunuyormuş gibi yapıyor. Evet sayın seyirciler. Çiçek dikecekleri yere beton dikmişler falan diye giriş yaptı. Dedim ki ya ben ne besliyorum evde acaba ya? Dünyayı kurtaracak olan nesil yeni nesil olacak büyük ihtimalle. Bir şey söyleyeceğim. Bu konuda kesin bir şey söylemek istiyorum. Evet. Öyle evet mi? Yani evet çünkü ağaç gövdesine sarılan mı dersiniz? Bizim balkonda 8 tane kedi bakılıyor. Çoğuna Güneş bakıyor. Aşağıda alt komşunun torunu var. Alt komşum da Elizabeth Fransız ve buradan da ona selam söyleyeyim. Patchwork sanatçısı ama çok da ruhani bir kadın. Çok özel bir kadın, değişik bir kadın. Çağın çok ilerisinde çalışıyor kadın. Onun torunu mesela. Yani etrafımda gördüğüm bu jenerasyon, bu folik asit jenerasyon. Hani gözleri böyle fal taşı gibi açık çıktı ya bunlar annelerinin karnında. İşte bunlar kurtaracak dünyayı kesin eminim. Ya polyanlacılık oynamıyor. Değil mi? Doğa odaklı bakıyorlar konuya çünkü. Temele bakıyorlar. Bu arada ben sizden çok korkuyordum bir zamanlar onu da itiraf edeyim. Çatık kaşlarımdan mı? Çatık kaşlarınızdan değil. Efendim. Sizi paylaştıkları zaman Twitter'da tabii ki şey diyorum. Ne demiş acaba heyecanım bu sefer? Diyorum ama vücudumda böyle bir hareketlenme oluyor. Bir tarafından da şey ulan acaba bizi izleyip bize mi bir şey söylüyor acaba diye. Çünkü bir Kerimcan cümleniz var çünkü mesela. İzledik ve bütün ekip böyle olduk. Biz linç yediğimiz dönemlerde yapmıyordunuz onu. Allah'tan. Dedim ki demek ki bir gün bize denk gelirse yani benim hayattaki en büyük korkularımdan biri de Ece Üner'in benim hakkımda... Radarına girmek. Evet yani düşünsene Twitter'da... Evet Oğuzhan Uğur bir YouTuber ama ahlak falan diyor. Aa aklım gidiyor öyle bir şey olacak diye. O videolarınızın gördüğü değer birçok kişiye de ilham oldu. Ben sizin gibi cümle kurmaya çalışan gördüm. Çalışan gördüm ama yani onu da itiraf ediliyor. Olabiliyor çünkü. Ama size şey söyleyeceğim. Öz eleştiri yapmam lazım. Yani hakikaten hani böyle arkadaşlarım böyle çok yakın arkadaşlarım diyorlar ki bakışla adam öldürürse 40 yıl hapis yatarsın yani. Hakikaten böyle çok o çatık kaşlarım. Ama bakışlarım. Zeyna gibi de bir kadınsınız yani. Gerçekten ürkmüyor değilim. Bir anda böyle lili deyip böyle birilerini böyle stüdyoda paramparça edecek gibiniz ama bunu da cümlelerinizle yapıyorsunuz bence. Şimdi biraz önce demiştim ya sizi bir başlığa koyamıyorlar diye. Sanırım artık sizi bir başlığa koyacakları bir kitabınız var. İnşallah kısmet. Ne kadar oldu şu anda çıkalı? Destek Yayınları'ndan çıkmış. Geçen ay çıktı. Şubat sonu. Evet bu ayın başı gibi diyebilirim. Nasıl gidiyor? Tepkiler iyi mi? İyi. En hoşuma giden ne biliyor musunuz? Böyle anladıkça, okudukça, kulaktan kulağa yayıldıkça bir dakikaya üç cümlelere sıkıştırılmış kamyon arkası yazısı bir kadın yok burada. Burada gerçek Ece Üner. Bunu dediler değil mi size? Dediler. Tamam. Burada gerçek Ece var. Burada her şey var. Bizim yani. İzleyicimizin en sevdiğim tarafı da yukarı kaydırın tişört alın dediğim zaman almıyorlar ki alsalar çok para kazanırım. Almıyorlar abi. Çok enteresan bir kitlemiz var gerçekten. Ne zaman kitapla ilgili bir yayın yapsak o kitaba gerçekten çok yoğun ilgi oluyor. Hatta hali hazırda basılmayan bir kitabı önermiştik ve tekrar mesela basmaya başladılar o kitabı. Öyle duyarlı, öyle okuyan bir izleyicimiz vardır. Çok küfür etmemize rağmen. Zaten okudukça küfür ediyor insan. Gibi de öyle bir durum olabilir. Bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum çünkü içeride kitapla ilgili birkaç detay aldım ve o detaylar bile sanırım tamamını birleştirsek benim hayatımın iki katı eder. Şimdi kitabın içine ve içeriğine gireceğiz ama girmeden evvel kitabı yazan hanımefendiye şunu sormak isterim. Sizin kendi kitabınızla ilgili fikriniz siz yazmasaydınız ne olurdu? Aldınız bunu bir yerde baktınız böyle arkasını durun eve gidip okuyayım. Okudunuz finalde koyduktan sonra bu kitabı sizinle ilgili ne düşünürdünüz? Güzel çok güzelmiş bu. Yani şöyle düşünürdüm. Aa hakikaten ben ismini koyamamışım ama benim böyle bir kitap okumaya ihtiyacım varmış. Çünkü hem hafızamı tazelemeye ihtiyacım varmış. Tarih sağ olsun hiçbir ders almadığımız için kendisinden ne yapsın gariban tekrar edip duruyor yani. Dolayısıyla hafızayı tazeleyelim. Hafızaya belleğe yatırım. Bu çok güzel şeyde kitapta da var bu. Anlatayım belleğe yatırım yapalım deyince aklıma geldi. Viagra'ya ve meme silikonlarına yapılan yatırım Alzheimer'a yapılan yatırımın 5 katıymış. Dolayısıyla önümüzdeki 10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar ama ne için kullanacaklarını hatırlamayacaklar. Gerçekten. Evet, dolayısıyla yani kitapta var. Dolayısıyla dediğim gibi bu böyle bütün rencide edilmesi gereken yaman çelişkiler var hayatta. Atıyorum savaş tüccarlarıyla ilgili bir bölüm var. Baktığınız zaman Birleşmiş Milletler'de en çok silah satan silah tüccarı 5 ülke Birleşmiş Milletler'de barış nöbeti tutuyor. Mesela, mesela yani tabii. Dünyada ve Türkiye'de o kadar çok rencide edilmesi gereken ikiyüzlülük var ki benim tarafımdan ve çatık kaşlarım tarafından yani onların hepsi tek tek. Yani mesela bir anekdot anlatayım size. Michael Moore diye bir belgesel
belgeselci biliyorsunuz Bowling for Columbine ve 9/11 Fahrenheit. Diyor ki 9/11 Fahrenheit kitabının başında ya diyor Irak işgaliyle ilgili. Hadi diyor Amerikalılar diyor çoğu diyor okumaz etmez hava durumundan başka bir şey takip etmez. Dolayısıyla bir zeytin dalı satın almalarıyla bir savaş satın almaları eğer yeterince ikna edilebilirlerse aynı sürede mümkündür diyor. Yani 30 saniye içinde sana bir zeytin dalı mı satayım sana savaş mı satayım satın alır. Ama diyor siz İngilizler diyor ya siz İngilizler siz diyor durakta okuyorsunuz diyor metroda okuyorsunuz diyor otobüste okuyorsunuz diyor ayakta okuyorsunuz diyor otururken okuyorsunuz ya siz nasıl bu Irak savaşına destek verdiniz diyor. Sonra diyor ki bir araştırma yapılmış Amerika'da 18 ile 65 yaş arası insanlara Büyük Britanya'yı harita üzerinde gösterin diyor. Bu insanların %70'i Büyük Britanya'yı harita üzerinde gösteremiyor. Michael Moore dönüyor diyor ki Mr. Blair diyor o zaman Blair vardı. Bakın diyor o kadar diyor arkamızı yalamanıza rağmen diyor dudaklarınızın ve dilinizin nerede olduğu ile ilgili en ufak bir fikrimiz yok diyor. Gerçekten köşe yani köşe. Böyle anekdotlar hani ya biz niye yaşadık ki bunu yani aklımızla alay etmeyin diyeceğimiz bir sürü anekdot var. Dolayısıyla nereden geldim buna? Bu kadında bir şey varmış derim. Diyorlar ya böyle arada eleştiren bu kamyon ama arkası, yani kamyon arkası diye eleştirenler. Gerçekten nasıl majör bir köşe bulup kendini o köşeyi savunmuyor ki bu kadın mesela. Size bunu yapan bize neler yapmaz ki yapıyorlar da zaten gerçekten. Kara vicdanlılar. Bunu mesela siz bir katıldığınız bir programda demişsiniz ki duayenlerden bahsediyorsunuz ve Reha Muhtar'dan bahsediyorsunuz. Onun halkı iyi tanımasını, iyi okumasından bahsediyorsunuz. Ben vatandaş olarak bunu sormak istiyorum size. Çünkü eskiden mesela haberlerin hiçbir kıymeti yoktu ülkede. Belki de haber değeri taşıyan konular çok fazla bizi ilgilendirmiyordu. Onu bilmiyorum. Mehmet Ali Birant rahmetli mesela 32. günlerini yapardı. Belgesellerini yapardı. İçimiz kararırdı. Su problemlerinden bahsederdi. Her türlü dünya meselesinden bahsederdi. Ama haber izlenmezdi. Deliler gibi televole izlenirdi. Televole'de ne olacak? O manken ona ne demiş? Bu buna ne yapmış falan filan. Bayağı bir uçtu gitti o sektör. Derken Reha Muhtar konuyu magazinleştirdi birazcık gibi geldi bize. Bu arada Pinch programındayız. Yani bu bir talk show ve mizah programı ama Ece Hanım'ı bulmuşken de burada gelip sulu sulu geyik yapasım gerçekten hiç gelmiyor. Çok özür dilerim. İzleyicim de takdir edecektir. O yüzden bunları soruyorum. Merak ediyorum çünkü. Mesela Reha Muhtar bir anda konuyu magazinselleştirdi ama gerçekten haber başlıkları altında magazinselleştirdi. Sonra bir anda haberlerin seyri değişti. Haberlerde bir anda müzik çalmaya başladı. Abiler daha böyle karizmatik kahve kupası tutmaya başladılar falan filan. Konuyu başka bir yöne evirdiler. Peki konu ne zaman magazinden ayrılıp habere döndü de biz bunu fark edemedik? Ya da insanlar yalnızca magazinsel haberlerden mi hoşlanıyor? Çok güzel. Bu kitap bakın diyorum ki burada. Tarihin taslağını yazmak için çıktım yola. Sonra anladım. Tarih dediğin kazananların magazin haberleri, bizim hikayelerimiz hep üçüncü sayfa. Şimdi geçen gün Ayşe Arman'a bir röportaj verdim ve bence son derece dolu bir röportajdı. İçinde Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin fikirlerim var. Aa çıkıyorsun orada işte car car beylik kelimeler ediyorsun ama Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir konuş da görelim. Hani o işte az önce söylediğiniz size bunu yapan bize neler etmez diyenler. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili, basın özgürlüğü ile ilgili, ifade özgürlüğü ile ilgili bu kitapta her şey var ve Ayşe Arman röportajında da hepsi vardı. İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin. Hani yapıyorsun da yarım eleştiriyorsun. Hadi tam eleştir de görelim diyenlerin görebileceği saldırganlaşma partizan bir tavır sergilemeden hakkaniyet arayışında ve hakikat arayışında bir üslupla yazılmış bir kitap ve bütün bunları konuştuk. Ayşe Arman'ın röportajından sonra çıkan şey. Ece Üner sapyoseksüelmiş. Deniz Bayramoğlu da çok zeki bir adammış. Allah Allah evliler ondan mı acaba? Ay bir de haber değeri de taşımıyor. Ortada 4,5 yaşında bir çocuk var. Biz evlenmişiz ya birbirimizi seveli bayağı olmuş. Sonra evlenmişiz, çocuk yapmışız, kurumsallaşmışız, aşe olmuşuz. Çıkardıkları haber bu. Şimdi nereye geleceğim burada? Reha Muhtar'ın benim bu kadar övmemin sebebi şu. Türkiye'deki bu magazin merakını bir kere çok iyi görmüş ve analiz etmiş. Orada benim anlatmaya çalıştığım aslında oydu. Bu Türkiye'nin ruhunu çok iyi kavramış birisi Reha Muhtar. Bu merakı yani. Ve ben haberi nasıl izledim? Hani bu bir öğretmenin size matematiği keyifle öğretmesi veya ne bileyim ben Türkçe edebiyatı keyifli hale veya tarih dersini keyifli. Hani bir ara tartışıldı ya bu tarih dizileriyle birlikte. Acaba böyle mi öğretselerdi bize falan diye. Bunun gibi o dönem Asmalı Konak'la aşağı yukarı aynı reytingi ve şehri alıyordu. Asmalı Konak'la düşünebiliyor musunuz? %35'lerden 40'lardan işte bahsediyoruz. Biz haber izlemeye başladık. Yani büyük bir etkisi oldu. Bravo, bize. Bravo. Bence aynen öyle. İşte yani magazin ürkütme yavru ceylanı taktiğiyle gel yaparak. Enkırmenlerin zirveyi zorlama yarışı da sanırım o dönem başladı. Aynen yani. Öyle. Çünkü rakip oldular. Ve insanlar haber yarıştırmaya başladı. Ki sanırım haberciliğin de kimse bulmadan bu haberi benim yakalamam lazım durumunu bir ara biz o dönem yaşadık. Aynen öyle. Şimdi tabii çok mümkün değil. Çok fazla çünkü haber kanalı var. Buymuş ama değil mi sebebi? Bu yani. Var efendim çok haber kanalı var. Kimi izleyeceğimizi şaşırıyoruz gerçekten. Bu arada kitabın 45. ve 55. sayfaları. Şeyle ilgili sizin bu soru işareti. Soru işareti eski antik Yunan'da Delfi kahinleri varmış. Bütün bu krallara, imparatorlara falan kehanette bulunan ve geleceği söyleyen. Ve bütün dünyadan da koşa koşa Delfi tapınaklarına gelinirmiş. Aa işte bu. Bizim şirketin astroloğu Yiğit Penguen. Burada. Beni bul. Tabii ki söyleyebilirsin. Ben siz aslında bir anne kedi olarak görüyorum. Siz
siz o sert görünüşünüzün altında aslında koruma içgüdüsünü sağlıyorsunuz. Yani halk ve memleketi yavrumuz gibi görüp böyle sert çıkıyorsunuz koruma içgüdüsünü. Yoksa içinizde çok duygusal, çok hayal gücü yüksek insan olduğunu düşünüyorum. Şu an ağlamak serbest mi? Çok fena. Vallahi hak vermeyin, kamera açık diye şey yaparız sonra. Çıkıyor çünkü. Gerçekten enteresan. Beni arıyor bir gün. Yeni gezegen bulunacak. Bir bana ne? İki. İyi siz Enecan. Biz ayrılan dünyanın sonuna geldik. Gitmemiz tabii ki, lazım. Tabii ki. Belki öyle bir ışık verir ama bunu yani NASA'dan biri arasa daha çok hoşuma gider açıkçası. 19-23 arası Japonya'da büyük bir deprem olacak. Ama kolay. Japonya'da ben de söyleyeyim. Bir ay sonra deprem olacak. Oluyor yani orada. Çalışma alanı ama var. Ama yani nasıl bir nokta atışı? Mesela anneme babama sorsanız bu analizi böyle bir cümlede yapmazlardı. Çok etkileyici. Evet, geçen tabii. Bu iğrenç sesimle çıktım Aslı Şafak'ta. Meselam şarkısı söylüyor. Müslüm Gürses'in Meselam şarkısı vardı ya. Aslı yapıyor efendim. Şey müthiştir Aslı'da mesela. Soru soruyor sana. Cevap veriyorsun ve çok tatmin edici bir cevap. Noktada koyduğunu vücut diline, jestlerini belirtiyorsun. Ne renk seversin? Ben kırmızıyı çok severim. Bayılırım. Kırmızıyı seviyorum. Diyorsunuz arkanıza yaslanıyorsun. Sonra bakmaya devam ediyor size. Ve siz diyorsunuz ki herhalde ben tam cevap veremedim. Sonra bir anda kendinizi kırmızıyla ilgili konuşan bir insan olarak buluyorsunuz, anladınız mı? Hayatımda gördüğüm en enerjik, en enerjisi çok tatlı kadınlardan biridir. Aslı Şafak'a da buradan selamlar. Aslı Şafak aşırı seviyorum evet, onu evet ben yani. De çok seviyorum ama öyle Aslı Şafak'ın programında şarkı söylediyseniz burada da isteriz. Şunu çok merak ediyorum. Mesela düşündüğünü söylemekten korkarsan, düşünmekten de korkarsın demişsiniz. Bu otokontrolle alakalı ve otosansürle alakalı evet. Bir başlık. Alışık olmadığımız, olması gereken ama bizim alışık olmadığımız bir tarz var burada. Yani açık açık hiçbir şeyi sakınmadan konuşmuşsunuz, yazmışsınız buraya. Sayfaya dökmüşsünüz. Kitapta bunu açık açık söyleyebilme özgürlüğünü insanlar kitap okumuyor diye mi kendinizde buldunuz? Hayır. Peki birisi bir gün bu kitabı açıp bakın burada söyledikleri çok önemli değil. Bunu yaysa, bu viral olsa bu kitabın bu sözleri. Hiç böyle bir çekinmiyor musunuz? Bu sefer hakikaten bir yerden telefon gelmez mi? Yani. Gelirse de korkunun Ece'ye faydası yok yani. Böyle altı çizili yerler var. Bu sizin kendiniz mi? Hayır, bu bunu babama vermiştim. Ha, tamam. Bunu size vereyim. Ya onun fotoğrafını çekecek. Ne güzel, altı çizili yerden soru soruyordum az evvel ya. Peki şimdi sizin bir sonraki adımınız ne olacak? Müthiş bir zirveye geldiniz. Herkes sizi tanıyor. Habercilikte örnek alınıyorsunuz. Çünkü ya bir kadın var, ben onu izlemeyi seviyorum dedirtiyorsunuz artık. Herhangi bir spiker veya sunucu değilsiniz artık. Ya da haberci değilsiniz artık yani. Artık bir isminiz var. Anne kediyim. Evet, anne kedisiniz. Peki bundan sonra ne olacak? Kafanızda ne var? Ülkenin gittiği yöne doğru mu hesaplıyorsunuz konuyu? Kendi hayatınızla ilgili düşünceleriniz mi var? Yoksa halen tamamlayamadığınız cümleler ve idealleriniz mi var? Nereye gidecek bu meslek? Bir cümle vardı. Neydi? Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum mu? Sevgi eylem gerektirir. Ben artık şey yapayım diyorum. Konuşma yani gök kubbe altında söylenmedik bir laf kalmadığı andan itibaren işte hayvan hakları, kadın hakları, adalet, liyakat, iş, aş falan dokunmak istiyorum. Yani hayır işlerine artık girmek. Yani şöyle söyleyeyim, insanların hayatlarına birebir dokunabileceğim, onları kalkındırabileceğim, buna vesile olabilecek şeyler yapmak istiyorum. Düşünüyorum yani şu anda nasıl yapabilirim bu işi? Bayağı kafamda çeviriyorum, ne yapabilirim? Şu anda onu düşünüyorum. Sanırım şu anda birinci sırada Güneş var. Şu anda Güneş var ama Güneş zaten önümüzdeki sene okula başlıyor. Ve Güneş çok ne diyelim, geçen gün birisi yemek yiyoruz aile dostlarımızla, ona bu diye hitap etti. Döndü ve kimden bahsediyorsunuz dedi. Adamcağız 55 yaşında. Bu dedim dedi falan. Ben bu değilim dedi. Benim bir adım var, adım Güneş de. Şimdi Güneş bir acayip bir çocuk, tamam mı? Bu nasıl bir şey? 5 sene sonra bizi kimin linç edeceği belli oldu. Ben söyleyeyim size yani. Çünkü bizim üslubu düşünüyorum. Ben mesela Güneş'e ne olur izletmeyin bizim böyle. Ya da böyle ileri sararak sizin olduğunuz yere direkt getirin yani. 4,5 yaşında. Tamam, ben geri aldım. Birinci sırada olsa da olmasa da Güneş siz bakmasanız da belli ki büyüyecek kendi aynen. Başına. Yani. Onu demek istedim yani. Aynen. Güneş'in bana ihtiyacı yok. Benim Güneş'e ihtiyacım var. Korkmuyor musunuz evde? Ben yemin ediyorum aklım çıkar benim yani. Gece düşünsene su içmeye kalkıyorum. Kapının orada bir şey beliriyor. 4,5 yaşında. Elimde ayı var falan böyle. Oyuncak ayı böyle. Ben mesela korkardım. Burada aşırı Güneş güzel bir sanki. Çocuğunu aşırı şey yapan anne babalar vardı ya. Onlara da benzemek istemiyorum. Bir garip bir şey var evde yani. 2,5 yaşında yılbaşı yemeği yiyoruz. Bir tane de ondan 9 ay büyük bir erkek çocuğu var, Emre. O da aile dostumuzun oğlu. Bunlar bir oyuncağı paylaşamıyorlar. Ben de dedim ki çocuk, hani erkek çocukları kendini çok iyi ifade edemediği için onun yerine güçle. Yani King Kong gibi duvardan duvara vuracağım benim falan. Dedim ki kızım bari bir tane şaplak yemesin. Şu oyuncağı çocuğa vereyim. Bunlar bu kavgadan vazgeçsinler falan. Neyse Emre'nin önüne koydum oyuncağı. Oyuncağı aldı. Emre'yi enseden tuttu. Bana böyle yaptı. Anne bana yanlış yaptın. Annelik bu değil dedi bana.
Çeyrek mafya yani. Bunun dizisi var 10 senedir sürüyor ya arkadaş. Vay arkadaş. Ya bu çok enteresan bir çocuk. Yani bu yeni jenerasyon böyle benim çocuğumla ilgili bir şey değil bu arada. Hakikaten çok ilginç. Bu yeni jenerasyon hakkına, hukukuna, şahsiyetine, haysiyetine falan acayip sahip çıkan. Kitabın başında Ursula Le Guin'in bir tane cümlesi var. Diyorum ki öyle dünyadaki bütün umut hiç hesaba katılmamış insanlardadır. Hakikaten çok umutluyum yani onlarla ilgili. Ben de çok umutluyum çünkü gerçekten yemiyorlar abi. Mesele bir şeyleri yemekten ziyade aslında göz ardı etmek ya bizim dönemimizde. Onlar göz ardı da etmeyecekler bazı konuları. Özellikle bugünleri öyle anlatacaklar ki belki bize sövecekler. Çok ciddi söylüyorum. İnanılmaz. Nasıl böyle şeylere sustunuz? Nasıl böyle şeyler karşısında tepkisiz kaldınız diyecekler. Bize hesap soracaklar. Soracaklar. Ama sorsunlar da. Çünkü öyle büyük bir enkaz kaldıracaklar ki galiba dünya ile ilgili ileride. Evet. Yalnızca bizim memlekette değil. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Siz de şey yapmayalım. O yüzden çok umutluyum çocuklar. Yıllar sonra da bu videoyu dönüp dönüp izleyebilirsiniz. Ne mutlu size. İnşallah yaparsınız bu söylediklerimize. Yapacaksınız. Yapacaklar, yapacaklar. Anne kedi öyle söylüyor. Yapacaksınız. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan. Bugün ne fark ettim kendimle ilgili bu anne kedi? Bizim balkonda iki anne kedi var. Balkonda 8 kedi besliyoruz. Eskiden çok acayibime giderdi. Bazı kadınlar evde böyle 30 kedi bakar falan. Deli kadın mı bu falan derdi. Şimdi şeyi fark ettim bugün. Her bir insanla ilgili hayal kırıklığı yaşadığımda o balkona yeni bir kedi geliyor. İnsanlar çok kötü ya hakikaten. Yani böyle işte Show Haber'de de görüyorsunuz. 1001 tane kötülük var. Her kötü insan tanıdığımda ve her bir insanla hayal kırıklığı yaşadığımda balkona yeni bir kedi geliyor. Dolayısıyla yani hani insanlar kötüydü kitaplara sığındım diye hayvanlara sığındım durumu var. Öyle bir şey. Niye anlattım ben şimdi bunu size bilmiyorum. Benim normalde araya girmem lazımdı. Girerim de bu arada. Ama ben bir Aslı Şafak yaptım şu anda. Şimdi bunun sorusunu yayınlayacağım ama cevabını isterseniz yayınlamam. Bugüne kadar her seçim öncesinde tahmin ettim. Kimin kazanacağını net bildim dediniz. Bir sonraki seçim ne olur? Şu anda başladı mı o öngörü? Şimdi meraktan geberin. Koymadım. Manyak mıyım? Niye koyayım canım? Evet. Değil mi? Tamam. Bize abone olun. Bu arada konuştuklarımızı sizinle paylaşamayız. Ama paylaşmamızı istiyorsanız like'a basın. Bu da YouTube'un kuralıdır. Olabilir. Yok yok, asla paylaşmayacağız. Şimdi sizinle ilgili sosyal medyada çıkan bazı haberler, bazı konuşmalar var. Bunları öğrenmek için sevgili Kamil'i alkışlarla buraya alalım. Bakalım Ece Öner hakkında sosyal mecralarda neler konuşulmuş, nasıl başlıklar var? Boş beleş adam getirmedim buraya. Hiç merak etmeyin. Hiç şüphem yok. Eminim çok iyi sorular hazırlamıştın. İnşallah ne olursun. Bir konu adını sordun. Adınız gerçekten bu mu diye. Yani daha dikkatliysek bugün lütfen alalım soruları. Buyurunuz. Çok iyi piyano çalıyor musunuz? Çok iyi piyano çalmıyorum. Ama piyano çalıyorum. Kamil'i alkışlarla falan. Ben de piyano çalıyorum. Nerelisiniz bu arada? Söyleyeyim mi? Tabii. Bu nedir onu anlamaya çalışıyorum. Yani ne... Ben biliyorum da nereli olduğunuzu. İzleyicime böyle şekil İzleyiciye pası attık. Tabii. Tamam. Efendim İstanbul'da olmuyor ama ana tarafı Makedon Üsküp göçmeni. Babam da yani dedem de... Alakası yok. Biz Ankaralı diye... Bize Ankaralı dendi. Oo yani yanlış. Her duyduğunuza inanmayın. Benim şu an içim size bir soğudu. Ben bir hemşehrilik görüyordum açıkçası. Ankara. Siz dediniz onu. Ha, artık Ankaralısınız ama. Yo. Tabii. Ankara'ya Ankara diyen herkes Ankaralıdır. Rica ederim. Piyano çalıyor ama çok iyi çalmadığını söylüyor. Ama bu arada çok iyi spikerlik yapmadığından falan da bahsediyor. Onu çok ciddiye almayalım. Devam edelim. Belki müthiş çalıyorsunuzdur o yüzden. Küçükken hiç oyuncak almazlarmış. Hep kitap alırlarmış size. Doğru. Bu peki etkili oldu mu? Biraz önce dediniz yani çocuğun önüne kitap koydum ama okumuyorsa okumuyordur. Siz de mesela orada okumasaydınız size kitap almaya devam ederler miydi sizce aileniz? Şöyle benim ailem yani dedem öğretmendi falan. Dolayısıyla zaten önümde sürekli bir şeyler okunuyor. Yani kitap okunuyordu. Demek ki ha eğer bu odada oturulacaksa yani salon birlikte paylaşılacaksa bu salonda kitap okuyarak oturabilirim herhalde. Yani bu salonun kuralı bu falan diye düşünüyorsunuz otomatikman yani. Onları okurken görünce demek ki herkes okumalı falan. O geldi bana ya. Paket hazır geldi. Öyle o ne aileye doğunca öyle oldu. Bizde de büyük kaseler içerisinde sigaralar koyulurdu böyle. Zenginlik göstergesi. Bizde salonda sigara içiliyor herhalde diye. Bizim ailede böyle yani. Özür diliyorum. Asker çocuğu olmamdan efendim siz de babanız subaymış. Evet. Denizaltı. Evet. Hatta çok saygı duyuluyor denizcilerde özellikle denizaltıcılara. Denizaltıcı denmiyordur belki burada kızmasınlar. Sevgili Cem Gürdeniz amiralimiz de sürekli bize konuk oluyor. O ayar vermesin bize ama kendisine saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Siz de babanıza lütfen çok saygılarımı. Bağışsın. Naftalinli mektup yazmaya bayılıyormuşsunuz. Naftalinli mektup mu yazıyorsunuz gerçekten? Hayır. Şöyle ben sosyal medyayla nasıl kullanılması gerektiği falan konusunda ve ciddi mesafeliyim. Yani bir de böyle hani hakikaten benim böyle biriyle göz göze olmam lazım. Bir dokunmam lazım. Bir oradaki ruhu yani benim içimi mesela uzaktan uzağa iletişim. Sosyal medya iletişimi daha doğrusu.
Instagram'da şuradan buradan benim içimi incitiyor. Ben böyle daha romantik bir tip olduğum için bana kalsa diyorum, o kadar uzağımken teknolojiyi kullanmaktan naftalinli mektup yazardım. Kuş uçurarak haberleşirdim. İşte ateş yakardım, kuş uçururdum falan, öyle haberleşirdim. Ve yani bu söylediğiniz bu şekilde mi başlıklandırıldı? Öyle yazmışlar. Kim yazmış? Evet, yazmışlardı. Haber kaynağını veremeyiz. Şiir kitabınız da varmış. Var. Seviyorsunuz şiiri. Çok seviyorum. Allah Allah. Yani böyle gerçekten içinizde öyle yumuşacık bir kadın var galiba. Var. İlk çıkma teklifini bir kızdan almışsınız. Doğru. Ben de. Ama sanırım bu çok da şey değil benim yani. Evet, doğru. Çünkü ben sebebini de anlatayım. Annem benim saçlarımı hep çok kısa kestirirdi. Ergenlik dönemi falan çok geç başladığı için de böyle genelde slip mayo gibi normal bir mayom vardı. Saçlarım da çok kısa. Yakışıklıydım da bence. Ondan sonra ve genelde de şey severdim. Yani işte kaykay, çok iyi kaykaya binerdim. Futbol çok iyi, sağ ayağımı sol ayağımı iyi kullanırım. Koşucusunuz da. Aynen, yani erkek oyunlarıyla çok şeydim. Ve genellikle yakın arkadaşlarım erkekti. Ve sonra kızlar beni grubuna almıyor falan diye üzülürdüm. Sonra bir kız geldi bir günün birinde, Ece hadi gel dondurma yemeye gidelim falan deyince, böyle 10 yaşında mıydım, 13 yaşında mıydım? Dünyalar benim oldu yani, yaşasın hani kızlarla da artık daha onların da grubuna girebileceğim falan diye. Sonra dondurma ısmarlayacağımız zaman senin adın ne dedi. Herhalde şeyden şüphelendi. Sesim daha ince çıktı belki, bilmiyorum. Adın ne senin falan dedi. Ece dedim. Ece kız ismi dedi. Ondan sonra meğerse yani bayağı hani yakışıklı bir erkek olarak orada biz onunla dondurma yiyecekmişiz falan. Acaba hayatı nasıl değişti bu cevaptan sonra? Ben mesela o hanımefendiyi de merak ettim yani şu anda. Hiç görüşmüyorsunuz tabii. Neler yaşadı bilmiyorum. Hatta yazlıktaydı, enteresan. Hatırlamıyorum. Koşma branşında İstanbul ve Türkiye birincilikleriniz varmış. Evet. Var yani, bunu değiştiremeyiz. Var yani. Bu sorularında birçoğu zaten Armağan Çağlayan'ın sanırım programında cevaplandı. Yalnızca kendisine Armağan Çağlayan'ın merak ettiği sorularımı soruyoruz şu anda. Yani, yani çünkü yani öyle bir şeyse... Bunların hiçbiri sorulmadı. Sorulmadı. Hiçbiri yoktu. Tamam. Aferin sana. Ben seni test ettim. Bravo. Haber spikeri olmak için çok iyi bir sinir sistemine sahip olmanız gerekiyor diye bir açıklama yapmışsınız. Doğru. Ama olmaz mısın? Yani düşünsene, memlekette olan bir olayı görüyorsun. Bununla ilgili bir fikrin de var. Ama prompter'da başka bir şey yazıyor. Ya da konu başka bir şekilde montajlanmış sunuluyor. Bence... Tabii de günde ortalama ne bileyim ben... 30 haber giriyorsak 15-16'sı 17'si cinayet, kadın cinayeti, cinayet, adam öldürme, dolandırıcılık bilmem ne. Yani nasıl bir sinir sistemiyle böyle bir şeyin altından kalkabilir miyiz? Çok eskiden de siz bu işi yapıyordunuz ve yurt dışına ve doymamışsınız okumalara bu arada yani. Avrupa Birliği ile ilgili eğitiminiz var. Fransızca biliyorsunuz ileri seviyede ve sırf Fransızcayı sanırım Avrupa Birliği ile ilgili bir şey öğrenmek için mi gerekiyormuş? Onun için daha fazla görüşmüşsünüz. Evet yani galiba. Şöyle, benim zaten kuzenim, amcamın evlendi sonra ayrıldılar ama Fransız birisiyle evliydi ve kuzenim Fransızca konuşurdu biz küçükken. Yani ben küçükken bizim evde Fransızca çok konuşulurdu. Kitap okunuyordu, Fransızca konuşuluyordu. Yani normal bir Ece Öner çıkabilir o evden yani. O belliymiş. Yani bizde de ateş edip maç izliyorlardı yani. Çok, yani. Ben ne yapayım? Yani dolayısıyla şey vardı. Hep Fransızcanın içine zaten okulda falan filan da öğrendim ama asıl evet Avrupa Birliği muhabirliği, yani orada söylediğim Avrupa Birliği muhabirliğinin, diplomasinin falan filan gerektirdiği bir Fransızca için yani daha üzerine nasıl ekleyebilirim diye işin edebiyat, yani Sorbon'un edebiyat bölümüne, Fransızca edebiyat bölümüne gidip bir de bir şey daha var. O çok manyakça bir şey. Onu da bilmez insanlar. Ben bir ara Jose Martin bursuyla, benim en sevdiğim yazarlar Güney Amerikalı yazarlar. Carlos Fuentes, Marquez falan filan. Ve yani İspanyolca bir... yazıyorlar. Şimdi korkuyorsunuz ama korktunuz başınıza çünkü gelecek. Çünkü dublaj izlemezsin, anlarım da. Yani kitabı da orijinal diliyle okuyayım diye gidip dil öğreniliyor ya hakikaten. Hayır. Sonra dedim ki kendime, şimdi her şey en gelişmiş tıp Küba'da. Sosyal devlet. Sosyal devlet. Evet. Sosyal devlet olduğu için acayip şey. Jose Martin çok komik bir para veriyorsunuz. 9 ay boyunca 3 ay şeyde çalışıyorsunuz, hastanelerde. 3 ay tarlada tütün topluyorsunuz falan filan. 3 ay fabrikada çalışıyorsunuz. Bu bursla hem orada yaşıyorsunuz hem bayağı orada sosyalizm nedir? Yani komünizm, sosyalizm, bütün bunlar üzerine bayağı Cervantes'e gittim. 3,5 sene İspanyolcaya. Aslında şu an İspanyolca Fransızcamdan daha iyi. Garip bir şekilde. Niye öyle şeyler yapıyorsunuz ya? Ya kumanda yan koltukta kaldı diye ben dizi izledim. Diziyi değiştirmedim ya. Kumandaya uzanamadığım için, anladın mı? Çok enteresan hayatlar, çok enteresan tabii karşılıklar. Gidemedim sonra. Bu arada hani plan yaparken başınıza gelenler, ben hani CNN'de finalde Türk'te öğrendiniz ama. Evet. İspanyolcayı öğrendim ama Jose Martin'e gidemedim. Aman canım yani. Yani. Hayır, gideceğim ama o da planlarımın arasında var. Süper. Evet. Nasıl olsa çocuk kendini geliştirmiş ve yırtmış durumda. Ben olsam giderdim açıkçası. Güneş izin verirse gideceğim. Değil mi? Bir de öyle bir şey var gerçi. Evet. Evde bir hiyerarşi var şu anda. Evet. Çantanızda mutlaka bir fıkra kitabı varmış. Fıkra ve şiir kitabı vardı.
vardı 9 yaşından itibaren aynen. Hala var mı? Fıkra kitabı yerine artık karikatür kitapları var çok. Öyle mi? Ondan ne güzel. Sonra aynen şiir kitabı yok. Hepsini okudunuz çünkü büyük ihtimalle. Ondan olabilir. Çünkü her programınızda katıldığınız programlarda ya da kendi bültenlerinizde de mesela bir kitaptan, bir şairden, bir yazardan alıntı var. Size bir itirafta bulunayım mı? Niye şiir kitabı yok biliyor musunuz? Çok ruhu incelten bir şey ya şiir. Zaten zannedilenin aksine aşırı duygusalım. Bir de yani böyle şiir okuduğum zaman başka bir boyuta geçiyorum ya. Bu dünyanın bu böyle katı ve acımasız ve şey tarafına direncimi azaltıyor benim aşırı şiir okumak. Yani o zaman böyle paralel evrende hülyalar içinde raiha işte ahenk falan diyerek uçuşan bir kadın oluyor. Ama yani bir dakika öbür tarafta cinayet var, gasp var, bilmem ne var falan. Hayat öyle bir şey değil yani. O kadar estetik ve o kadar ince ruhlu ve o kadar naif olup bunlara naif, şey yani adapte olamıyorum. O zaman evet. Şizofren bir durum oluyor yani cereyanda kalıyor insanın tabii her ruhu. Haberde insanın ruhu paramparça olur. Demek ki şiir okumak bak ruh inceltiyor. Mesela bu çok güzeldi. Ama her şiir okuyan ya da yazan adam ya da kadın da ruhu ince değil. Çok gördüm bunu. Sadece ses tonuna yakışıyor diye şiir okuyan, ezberleyen var. Bunu hep beraber gördük burada da çok. O açıdan hiç düşünmemiştim. Ben mesela sevmiyorum, sevemiyorum şiiri. Şarkı da bir şiir değil midir falan konularına girmeyeceğim asla. Ama birinin karşıma geçip şiir okumasından hoşlanmıyorum. Yani onu benim okumam lazım mesela. Orası %100. Tabii. Ama bunu mesela çok ciddi anlamda kendini ön plana koymak için yapan da çok fazla. Yani aslında okuduğu halde kendine faydası olmayan da çok. Hatta biz buraya konu kaldık değil mi? Bir... Hatırladın mı? Ama hiç ruhları da ince değil. Çünkü program bitiyor arkada böyle ne yapıyorsun devrem falan yapıyorlar ya. Yani gerçekten öyle değil mi ama ya? Öyle bir karikatür vardı hatırlıyor musunuz? Yiğit Özgür'ün karikatürü. Çok romantik akşam yemeği yiyor kadınla adam ilk defa çıkmışlar. Gökyüzü, ay, aydan da güzel yüzün falan böyle şey. Ya biraz kendin ol Allah aşkına diyor kadın. Adam da başlıyor. Göğüs, meme, popo, göğüs, meme. E o işte. Bir şeyden rahatsız olursam benim suratıma bakmak istemezler. Onu ben de duydum ya. Geldiğimden beri her mimiğinizi inceliyorum. Bir de sahteden gülüyorsunuz arada sırada çok. Gerçekten. Evet evet. Armağan Çağlayan'dan sahte gülüşünüzü yakaladım. Aa. İyi bir cevap veriyorsunuz. Karşı tarafın mimiğine iyi bir cevap verdiniz. Yansıyor. Evet. Ve siz bunu hemen yakalıyorsunuz. Diyorsunuz ki süper cevap verdim. Bakayım diyorsunuz programı yapan. Oo o da tamam etkilendi. Sonra bunun hazzıyla gülümsemeye başlıyorsunuz. Bir kere gülüyorsunuz adam sizin gülmenizin üstüne 3 şaka yapıyor. Yani gülmenin el frenini çekiyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Bu belli ki çok konuşacak ben güleyim. Ha yapıyorsunuz el frenini çekiyorsunuz böyle. Adam sizi sürekli güldürüyormuş gibi hissettiriyorum. Haberim. Bu kadar çok şey yapmış mıyım ben orada yapmışsınız, ya? Yapmışsınız tabii tabii. Allah Allah. Programın başındaki kontrolünüzle ortalarındaki sizle hiç alakanız yok. Onu da söyleyeyim. Sonra bayağı akıyorsunuz yani. Öyle şeyler oldu bence. Siz de bana kızmışsınız biraz galiba. Niye kızayım? Ya ben kim köpek size kızayım? Estağfurullah. Hiç öyle şey olur mu ya? Akşam kendimi hesaba çekeceğim bu konuyla ilgili. Evet bunu söyleyenler oldu ve de çok sizin gibi düşüncesine çok önem verdiğim insanlar ya, niye öyle oldu dediler o programdan sonra. Bu kendimi bir hesaba çekeceğim bir bu konuyla ilgili. Olabilir. Finalde bize bir şey yansımıyor değil mi ya mesela çıkan hesaptan sonra? Yani bu hesabı beraber ödemeyeceksek. Sizin önünüze koymayacağım. Tamam tamam o zaman yapın. O zaman yapın. Sizin önünüze koymayacağım. Tamam güzel bize yansıyan bir şey yoksa yok, çok sevinirim. Yok ama tamam, size bir şey söyleyeceğim. Gülmekle ilgili bütün kişisel gelişim kitaplarında işte, gülün. Gülmek şöyle falan. Bir tane beyaz adam Afrika kabilesine gidiyor. Her yeri dolaşıyorlar falan. Kabile reisi her yeri dolaştırıyor. Ondan sonra en son mezarlığa geliyorlar. Ve mezarlıkta işte bir bakıyor birinin mezar taşının üzerinde 3 yazıyor. Birinin 5 yazıyor. Birinin 5000 yazıyor. Birinin 3000 yazıyor falan. Diyor ki herhalde ölmüşleriniz 3000 sene yaşamış olduğuna inanmamızı beklemiyorsun ve 5000 sene. Biz de diyor doğduğu andan itibaren güldüğü anları hesaplarız. Ve ne kadar güldüyse o kadar yaşadı sayarız. Galiba şeye inanıyorum. Bu beden dili meselelerinde gülmekle beyne bir emir veriyorsa güldükçe beyin de iyi anıları hatırlamaya başlıyor ve galiba ona sığınıyorum. Evet. Öyle bir tarafı olabilir. Yani oraya kaçıyor olabilirim. Bazı insanların beni sevmemesi beni çok mutlu ediyor. Aşırı. Yani insan isimlerini sonra veririm. Aslında yani şey koymadık falan. Hayır, hayır. Tamam. Yok. Burası da yok. Burası asla yok. Tamam. Merak etmeyin. Siyasete girince de çok acayip oldu. Çok özür dilerim. Evet. Son olarak sonuncu altın kelebekte en iyi kadın haber sunucusu ödülünü almışsınız. Aldım. Haber bilgi verdim ya. Teşekkürler Kamil. Ece Hanım almayaydı da ben mi alaydım efendim kelebeği? Tabii ki kelebeğin bir günlük ömrü gibi düşünmemek lazım. Başarı dediğimiz şey devamlılık gerektirir. Umarım seneye de alırsınız, sonraki sene de alırsınız. Ben çok inanmıyorum o ödüllere. Siz almış olmanıza rağmen bunu sizin yanınızda söyleme haddini de nereden buldum bilmiyorum. Sanırım çok soğuk. Ayaklarınıza sağlık. Yeni kitabınız da şu anda bir aydır zaten raflarda. Haysiyet efendim almanızı şiddetle değil, sevgiyle, mutlulukla, kardeşlikle tavsiye ediyorum. İçinde benim burada programda anlatmak isteyeceğim çok şey var. Ama anlatıp büyüsünü de kaçırmak istemiyorum. Çok güzel tanımlarda bulundunuz zaten kitapla ilgili.
ilgili. Güzel ipuçları, tüyolar verdiniz. Hemen sabırsızlanıyorum, gidip okumak istiyorum. Edininiz efendim. Kitapla ilgili yorumlarınızı da okuduktan sonra bizlere iletebilirsiniz. Neden Instagram hesabınız yok? Artık açın. Ha, kitapla birlikte açtım. Açtınız mı şu evet, anda? Evet evet, bu kitap için açtım. Benim. Üstelik de çok alakasız. Özge Ece Uner 5. Yani Ece... neden biliyor musunuz? Ben mesela siz takip etseniz geri dönmem. Dönmezsiniz değil mi bu isme? Evet. Neden biliyor musunuz? Beni bana bırakmamışlar. Ece Üner, Ece Üner Official, Öz... Aa bir dakika, Hakiki bu Ece Üner. 117 bin takipçili... Öz Hakiki Ece Üner. Ece Üner evet. Official, bu siz değil misiniz? Değilim. Kimler takip ediyor biliyor musunuz? Herkes orayı takip ediyor. Evet. Arkadaşlar fake hesap o. Fake hesap, ama burada kendisine de teşekkür edeyim. Hiç beni rencide edecek bir şey paylaşmamış. Emin misiniz? Burada bir tane daha Ece Üner var. Reklam ve tanıtım için DM yazmış. İşte mesela o olmaz. O ve yanlış. 56.400 kişi takip ediyor. O yanlış. Ama kitap tanıtımımızı da yapıyor. Ece Üner Official hakikaten akrabam olsa yapmayacağı tanıtımı yapıyor. Ben bulamıyorum bayağı. Bulunmaz yani. Özge Ece Uner 5 yani daha hani şey zor mümkün müdür yani, gerçekçi ol imkansız. Ama onu değiştirebilirsiniz. Buldum. Buldunuz mu? Buldum efendim. Arkadaşlar sevgili, kitap kapağındaki fotoğrafın aynısı Instagram hesabı. Ben de şu an takibi aldım sizi. Şudur efendim. Bunu gördüğünüz zaman... El şeyde değil. Yanlış olmasın. Ben hiç sevmem elini yanağına koyup da poz verenler. Bu yukarıyı gösteriyor. Göğe bakalım diyor. Bu öyle. Hanımefendi yukarı öyle gösteriyor. Değil. Vallahi öyle. Öyle mi? Vallahi göğe bakalım diyor. Açısı gereği evet şey gibi görünmüş. Sakın yanlış anlama, ben öyle elimi burama koyup da düşünüyorum o halde varım falan diyecek birisi değilim. O kadar iyi düşünemiyorum. Yukarıyı gösteriyor bu, göğe bakalım. Boynumuzu aşağı indirmeyelim, başımızı indirmeyelim falan. Ya öyle yaşasın şeyler. Vallahi ayaklarınıza sağlık. Sizinle ilk defa karşılaşıyorum, ilk defa görüyorum. Sormak istediğim çok şey vardı medya ile ilgili. Sorabildiğim kadar sordum. Hatta bayağı soracaklarımı da sordum. Onları yayınlamayacağız. O da kusura bakmayın, o kadar da değil. Onu belki Z kuşağı gelip ortamı ele geçirdiğinde yapabiliriz. Ben bu akşam okumaya başlayacağım. Programımızda pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak. Hep beraber okumuş olacağız aslında bu kitabı. Yorumlarınızı dediğim gibi videomuza, bana ve Ece Hanım'a yollayabilirsiniz. Artık onun Instagram hesabı da var. Onu da biliyorsunuz. Bir böyle sizden şöyle o programlarda yaptığınız gibi bir ayar alabilir miyiz birine? Kızdınız mı birine şu anda? Kızdırayım mı sizi? Tek bir insan haksızlığa uğradığında, ilk özgürlük kısıtlandığında, ilk haksız tutuklama kararı çıkartıldığında, ilk masum asker hapse atıldığında, ilk atanamayan öğretmen canına kıydığında, ilk kez bir üniversiteye dışarıdan rektör atandığında, ilk kadın cinayeti cezasız kaldığında, ilk siyahi nefessiz bırakıldığında, ilk köle ticaretinde ilk mülteci suda boğulup karaya vurduğunda, silah lobileri istediği için ilk savaş başladığında, petrol ve diğer doğal kaynaklarıyla bilinen ülkelere birileri illaki demokrasi götürmek istiyor diye ilk masum yavru anasız babasız yersiz yurtsuz vatansız bırakıldığında, ilk işgalde, ilk istilada, ilk darbe, ilk iç savaşta, gıda ve sağlık üzerinden ilk oyun kurulduğunda, biyopolitik savaşlar yüzünden insan sağlığı ilk kez gıda terörü ve ilaç lobisi tarafından tehdit edildiğinde, tohumumuzla, yiyeceğimizle, suyumuzla ilk kez oynandığında ve bu sebeplerle ilk kaybı verdiğimizde biz hepimiz kaybettik demektir. Ve Ece Üner konuğumuzdu. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok ben çok teşekkür ederim. Ya şey, bu artık kayıt yok değil mi? Bitirelim bitir. Haha neler konuşacağız kim bilir. Hadi bakayım. Sizi pis fakir YouTube izleyicileri. Tabii zenginler hep egzene gitti. Siz benden daha mesaj. Arada mesajlar. Ben... Bilmem anlatabildim. Çok net anlatırız. Herkes şimdi kayıttayız deyince tabii çok olağan bir program başlangıcı gibi bir şey olacak zannediyorlar. Ama öyle değil. Biz bu programın ne zaman başladığını hiçbir zaman anlayamıyoruz. Özellikle konuklarımız varken. Şimdi biz kocaman bir binadayız. Bir medya patronuyla yan yanayız. O yüzden herkes akıllı olsun. Değil mi? Anladın mı? Böyle gireceğim konuya. Çok fazla insanlar mesela yaptıkları işin doğal olarak şovunu sergiliyorlar. Biz de çok seviyoruz. Biz de sergiliyoruz mesela. İşte trend bir oluyoruz, onu paylaşıyoruz. Efendim biz Babala TV olarak var ya falan filan diyoruz. Ama seni mesela hiçbir ortamlarda göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Hangi ortamlarda? Biliyorsun işte. Yani izleyici diyor ki adam Blue TV'nin sahibi 1990 doğumlu. Yani çok genç bir iş adamı aslında. Evet. Girişimci, medya patronu. Yani izleyen direkt seni mesela çok fazla işte o magazin dünyasında da göremiyor. Yatın yanmıyor bir yerde, onun haberi çıkmıyor. Evet, güzel olur aslında yatım yansa veya yatım olsa güzel olur. Ya şöyle...
Ya şöyle, çoğunlukla bu dönem özellikle son bir senedir veya geçtiğimiz 3 senede de biraz çalışarak geçiyor. Çünkü bir şirket kurmak kolay değil. Sıfırdan kurmak, bence sen de benzer şeyler yaşadın. Ben yine geziyorum, eğleniyorum, onu diyorum. Sen dışarı paylaşmıyorsun o zaman. Evet, yani çok paylaşmıyorum aynen. Ama hepimiz geziyoruz da biraz daha bu ara yoğun çalışarak geçiyor. Ama senin bir derdin de var. Bak mesela ben normalde hiçbir konuğumda siyasi bir konuk almıyorsam elimde not tutmam. Ama sen 90 doğumlusun, benden küçüksün. Benim elimde bir kağıt var. Özeti şu, durdurup okumayın. Mesela hayatında hiç telaffuz edemeyeceğim yerlerde çalışmışsın. Çünkü yurt dışındalar. Amerika'da mesela ekonomi ve tarih eğitimi alıyorsun. Doğru, aldım. Aldın. Sonra 2 yıl Londra'da... Goldman Sachs, bir yatırım bankası. Daha hızlı söyleyince değil mi? Bak aksanlı da oluyor. Orada da mesela analistlik yapmışsın. Evet. 18 yaşında bir kitap yazıyorsun. Derdin nedir mesela? Ben onu anlayamadım tam olarak. Valla güzel bir soru. Bilmiyorum ya. Belki aile olabilir. Sonuçta bir aile şirketine çalışma hedefim vardı, aileye katılma. Baktığında orada da aslında tüm aile üyelerim olsun. Teyzemler veya annem vesaire hepsi belli başlı başarıp aslında şirkete katılmış. Benden de o bekleniyordu bence. Herkes sınanıyor ve çalışıyor bayağı. Evet. Yani öyle olması gerekiyor. Şirketin daha uzun vadeli aslında hayatta kalabilmesi için katılacak olan aile üyelerinin de belli başlı kalifikasyonlara gelmesi lazım ki şirket başarılı olsun uzun vadeli. Yoksa hani herkes katılsa şirket çok başarılı olmaz. Ama saydıklarından mesela Goldman Sachs tarafı o çok acayip bir tecrübeydi. Yani o yatırım bankası ve çeşitli sektörlerini analiz ettiğin, aslında finans dünyasının merkezinde yer aldığın bir dünya. Ve sana çok şey öğretiyorlar. Çalışma disiplini, çalışma etiği, iş takibi. O açıdan o mesela çok iyi bir tecrübeydi. Yani iyi ki onu yapmışım. Kitap için aynısını diyemem. O da çok iyi bir tecrübeydi. 18 yaşında yani 18 yaşında kitap yazmışsın. Blue TV'nin patronunu biz konuk aldık gibi bir durum söz konusu değil aslında. Çünkü Pinch programındayız. Mevzular konuşuyor olsak hakikaten mevzular konuşuruz ama burada benim merak ettiğim, izleyicinin de merak ettiği çok şey var. Mesela birisi babasının adıyla bir yere gelir. Birisi bilmem ne yapar. Birisinin zaten ailesi zengindir. O bir iş açmıştır falan filan. Hepsini öldürürler. Ekşi Sözlük'te, diğer bütün sosyal mecralarda tamamını taradık. Şöyle söyleyeyim. %80 seni çok başarılı buluyor. %20 doğal olarak hani hiç bakmamış bir röportajına ya da yaptığın işlere bakmamış. Tabii ya bizde de böyle sülale olacak. Bizim de kanalımız olur durumuyla yaklaşmışlar doğal olarak. Seninle ilgili demişler ki bu adam çalışıyor, bir derdi var demişler ve ben de aynı şeyi düşündüm mesela. Gidiyor 18 yaşında kitap yazıyor. Gidiyor Amerika'da bir şeyler yapıyor. İngiltere'de bir bankada çalışıyor. Sonra diyor ki ya her şeyi dijitale kayıyor. Gidelim biz dijital bir platform kuralım. Ve Türkiye'deki ilk mi oluyor Blue TV? Evet, ilk online dijital platform. Üyelikli ilk online dijital platform. İlk. Buna da bayağı adım atıyorsunuz. Kıymeti çok çok sonra bilinmesine rağmen siz matbaayı geç keşfetmiyorsunuz aslında. Blue TV dediğin zaman bugün Türkiye'de Blue TV'yi bilmeyen yok. İçeriğini de bilmeyen yok. Platformunu da bilmeyen yok. Şikayetçisi de çok. Niye acaba diyorlar işte aplikasyonlardan daha kolay ulaşamıyoruz. Neden diyorlar başka güncellemeler falan filan. İnsanlar geri bildirim veriyor yani. Bu da çok önemli. Doğru. Peki bu fikir nereden geldi? Yani sen zaten aslında eğitimini aldığın konuda ilerlesen değil mi? Böyle çok fazla ya tabii ki orada da çok yorulacaksın. Analitik bir zeka gerektiriyor o iş ama medya işi delilik. Bunu sen bir de aileden biliyorsun. Evet. Bu kadar derdin varken konuyu medyaya çevirip burada bu kumarı oynamak sonunda da kazandınız ama en azından o zamanlar nasıl geldi o fikir? Amerika'da mı geldi? İngiltere'de mi geldi? Nasıl geldi? Bir anda otururken yok ya bizim dijital platform açmamız mı lazım dedim. Evet, güzel bir soru. Şöyle aslında bu tamamen ihtiyaçtan doğdu diyebilirim. Çünkü dediğin gibi bizim aile olarak yaklaşık 40 yıl medya sektöründe yer aldık Türkiye'de. Tabii şöyle bir noktaya düşünüyorsun. Yani ben şirkete katıldığımda ne katma değer sağlayabilirim? Çünkü sonuçta binlerce işini çok başarıyla yapan insan var. 40 yıllık bir medya grubundan bahsediyoruz. Ne katma değer sağlayabilirsin ki? 2013-14'lü yıllarda aslında bu yayıncılığın internete kaydığını görmeye başladık. Değil mi abi? 2011-12-13 evet, gibi özellikle Netflix'in büyümesi, YouTube'un büyümesi ve yurt dışında geleneksel medya şirketlerinin giderek değerlerini kaybettiklerini ve bu iki şirketin özellikle değerlerini arttırdıklarını gördük. Bu değişim Türkiye'de olacaktı. Benim de aslında argümanım 2015 gibi özellikle bunu savunmaya başladım. Bizim de acilen bir dijital platform yatırım yapmamız gerektiğiydi. Eğer yapmazsak ana iş kalemlerimizin, ana işlerimizin ileride büyük tehdit altında olacağını savunuyordum. Bunu da aile üyeleriyle paylaştım. İşte bir de ama düşünsene 40 yıllık tecrübeye sahip evet. Aile büyüklerin var. Hani bizim gibi değil ki anne baba pink çektim izler misiniz falan filan. Nasıl? İzlenmeye bakıyorlar. İyi falan hani anladın mı? Yorum bu. Ama yıllarca bu işi yapmış, yurt dışında da Türkiye'de de medyanın patronu olmuş insanlara iş sunuyorsun bayağı. Orada da akrabalık dinlemiyor konu galiba. Yok, zorlandın evet. mı? Sana böyle bakıp da çocuk seni, sen nelerden bahsediyorsun, biz nelerle uğraştık falan deyip böyle hiç direncini kıracak durumlarla karşılaştın mı aileden? Güzel yani şöyle tabii... Aile genel olarak destek oldu. Biraz daha şirketteki belki yöneticileri ikna etmek biraz daha zordu. Bravo. O bir 4-5 ayımı aldı yani aileden de insanları. Yani ama şöyle paylaşayım. Bu Blue TV yatırımını ikna ederken en büyük elimdeki silah buraya büyük bir yatırım gerektirmeyeceğizdi. Hakikaten anladım. Elimizde zaten bütün malzeme var. Sadece yeşil ışığı yakın. Bir iki kişi belki yanıma alayım ve o şekilde başlatayımdı. Hani sadece yeşil ışığı yakını yani, istiyordum. O yani. Şekilde zaten aslında. Kapıyı kolay açmışsın aslında o zaman. Evet abi kesinlikle. Çünkü elimizde bütün malzeme vardı Blue TV kurmak için. Ama yine 4-5 ayımızı aldı. Ben
de bir yere ümidimi kaybediyordum. Sonradan herkes gaza geldi. Dedi ki tamam Doğan, dijital platformlar gerçekten önemli bir yer alacak gelecekte. Bunu kardeşim alıp kurabilirsin. Yatırım çok fazla yapmayacağız. Elindekilerle ilerle gibisinden. Ailenin çalıştığı yöneticilerin filtresinden geçme gerçekten çok sıkıntılıdır. Yani bunun sürecini anlatsan bir yerde ben izlerim. Merak ederim yani. Tabii kimseyi töhmet altında bırakmadan. Çünkü düşünsene yani. Dedeye gidiyorsun, anneye gidiyorsun. Hepsi medya patronu. Bir gün içerisinde de bulamazsın onları yani. Öyle düşün. Gidiyorsun diyorsun ki artık dijital medya şöyle böyle. Arkadan böyle bir genel müdür çıkıp şey diyor. Efendim inanmayın yalan söylüyor falan. Anladın mı? Yani böyle şeyler de olmuş olabilir. Çünkü yöneticiler de çok üst düzey ve çok tecrübeli olduğu için. Başlangıcı nasıl oluyordu? Hakikaten merak ediyordum ama sen çok iyi bir noktadan girmişsin. Ekonomik başlayacağız ve geleceği yakalamış olacağız demişsin. Evet ve bu arada onların da tabii çok önemli tecrübeleri var. Ve zaten argüman şuydu. Paralı mı yapacağız, parasız mı yapacağız? Reklamlı mı, reklamsız mı? Çünkü paralı yaparsak eğer insanların internetten içerik izlemeye para verip vermeyeceğine dair çok aslında tartışma yaşadık. Çünkü hatırlarsan korsan içerik çok popülerdi. Halen daha korsan Türkiye'de. Ama siz bayağı onlarla bir dil bulup anlaştınız. Artık evet, yani Blue TV içeriklerinin mesela korsanda şu anda size bir saygı duyuyorlar, anlamadım yani. Kaç kere denedim diyeceğim, olmayacak şimdi. Hani bulamıyoruz yani. Şey bulamıyorlar, iyi ki de bulamıyorlar ama o anlaşmayı nasıl kırdınız? Mesela onların o düşük omzunu nasıl havaya kaldırdınız? Ya korsanla çok ciddi mücadele ettik. Biz işe başlarken aslında en büyük sorunun kesinlikle korsan olacağını düşünüyorduk. İlk senesinde fark ettik ki korsan büyük ihtimalle o listenin en altında yer alıyor. Yani şöyle oldu, mücadele ettik abi. Yani ben de tek başıma 100-120 tane e-mail tek başıma atmışımdır korsan sitelere. Çünkü orada bir mekanizma var. Telif hakkı sizde bulunuyorsa siteye mail atıyorsunuz. Eğer 3 gün içerisinde size geri dönmezlerse işte biliyorsunuz bir hukuki işlem başlatabiliyorsunuz vesaire. Orada da bence korsan sitelerin birçoğu akıllıca bir hareket yaptı ve bizim içeriklerimizi kaldırdı. Saygı duyuyorlar bence. Çünkü bizim aldığımız veri o şekilde. Seviyorlar sizi yani. Enteresan. Öyle yani, bir örnek vereyim. Komik bir örnek. Dediğim gibi korsan içerikler aslında hala çok popüler ve çok ziyaret ediliyor. Deniz buradaysa aynen. Biliyorsun. Sen mi ziyaret ediyorsun? Ne oldu? Yok yok, vereceğim hikayeyi biliyor. Bir içeriğimiz vardı bundan 2 sene önce. Pazarlayacağız, pazarlayamıyoruz falan. Birinin aklına fikir geldi. Ya dedi, bu içeriği alalım, 10 bölümlük dizi. İlk 3-4 bölümünü gelin korsan siteye koyalım. Gerisi de bizde olur. Tamam falan filan işte. Korsan sitelerle iletişime geçiyoruz. Kesinlikle reddediyorlar. Bir arkadaşımız vardı, tanıdıkları vardı. Red mi ediyorlar bir de, düşünemiyorsun. Allah Allah, çok acayip. Korsan siteye şöyle bir muhabbet oldu. Site sahibi dedi ki hani CEO'dan bir yazılı metin alırsam kesin hukuk işlem olmayacağına dair. Ben bunu yaparım. Ben de bir mail attım vesaire. Hiçbir hukuk işlem yapılmayacak. Sadece alıp yayınlayabilirsiniz. Ona rağmen yayınlamadılar. Yani orada bayağı bir... Artık korsana böyle yapıyoruz yani. Abi ne olur falan. 3-4 bölüm yayınlayın sonradan. Abi o maille olmuyor. Sen şimdi Amerika'da okumuş, İngiltere'de çalışmış. Yani dünyalı bir insansın artık. Dünya görmüş insansın. Korsanla bu şekilde mail atarak mücadele edilmez. Onu Aksaray'a götüreceksin, rakı içeceksiniz. Orada tabii eğlenilecek bir şeyler. Ben öyle bir şey yapmadım da. Yani ben öyle bir şey yapmak istedim. Öyle yapardım. Ama adam çok naif bir adam. Doğal olarak maille düzgün anlatmaya çalışmış. Mesela son izlediğin Türk dizisi Ezel dizisiymiş. Olabilir. Böyle medya patronları biliyorsun. Alıp dizileri mesela baştan çektirebiliyorlar. Hatta sevgili Acun Ilıcalı kızı Sihirli Annem seviyor diye. Vallahi yaptılar bunu yani. Gerçekten. Ezel'i sen de yaptırt. Senin neyin eksik mesela? Sen de medya patronusun. Yapabiliriz. Aşk-ı Memnu. Yine Ezel. Bu tür popüler işler var yani. Bakıyoruz. Besatçı abi öyle bir içerikti. Besatçı'yı yaptık. Başka içerikler de var aslında. Besatçı'ya çok girmiyorum. Bir anda üzerime bir sürü göz belirdi çünkü. Peki Ezel'de seni etkileyen neydi? İntikam duygusu. Tabii ya, senaryosu. Sende var mı öyle gizli kapaklı? Bir gün ben de böyle intikam alacağım falan diye. Güzel bir soru ya. Ya çünkü bu adamlara şimdi siz şey diye olabilirsiniz. İzleyici büyük ihtimalle şey diyor. Daha kimden intikam alacak ya? Adam Blue TV'nin sahibi yani falan filan. Öyle değil. Kategori yaptığın işe göre yükseliyor abi. Ben de mesela üniversitede intikam almak istediğim birçok adam vardı. Bu işe başladım. İşler çok iyi gitti. Şu an umurumda bile değiller. Ama şimdi yeni umurumda olan çok daha güçlü adamlar var. İntikam almak istediğim. Acaba diyorum, Blue TV'yi kuruyorsun. Çok başarılı bir patron oluyorsun. Hala var mı öyle aklında kalan isimler? Yok. Ve Ezel'i çok seviyorsun. Bilinçaltında bir intikam duygusun var. Olmaması lazım. Olsa bile yok diyeyim yani. Gerçekten böyle... böyle biri mi gerçekten? Değil mi? Bayağı böyle biri bu arada sevgili seyirciler. Şov yapmıyor yani şu anda. Ama yani eller böyle. Evet. Yo o önemli ya. Olması lazım. Yani kimse de, yani sen de olmasın. İntikam yok abi. Öyle şeyler akıp gidiyoruz. İlk Blue TV diyorsun ki ben açıyorum. Merak etmeyin, çok para da harcamayacağım ama dediğim gibi geleceği önceden bizim yakalamamız lazım diyorsun. Evet. Sonra şöyle bir toplantıda diyorsun ki ilk yıl benim abone hedefim 100 bin. Evet. Bu olursa diyorsun iş tamamdır diyorsun. Sonra neler geliyor abi başınıza? Evet abi, yani kesinlikle ilk işi kurduğumuzda 100 bin hedefi koymuştuk. Biz ya makul bir hedefti bilemiyorsun yani tabii. Koyduk hedefi. O dönemki içeriğimiz fazlaydı, azdı. Platformda pazarlamasını yaptık yapmadık hiçbirini. İnan şu an
geriye dönüp baktığımızda hiçbiri tabii çok yeterli değilmiş. 100 bin hedefimizi koyduk. Ekip olarak bir araya geldik. İlk senenin sonunda aldığımız üye sayısı 6000'di. Yani aslında vardığımız üye sayısı 6000'di. Bunların çoğu da D-Smart'tan gelen aslında üyelerdi. Yani çok biz kendimiz de üye almamış olabiliriz. Hele nette küçülmüş bile olabilirdik yani. İlk senesinde yine ilk sene olan arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Yani günde 10, 20, 7, 8 abone aldığımız oldu. Her gün bir yere yazıyormuşsunuz. Evet. Baya gelen aboneyi böyle bugün 40 kişi geldi falan deyip böyle. 40 iyi bir rakamdı. 40 kesinlikle iyi bir rakamdı. 34 yani 0-6'yı bile görmüş olabiliriz. Ama ekip olarak tabii ulan bu iş demek ki olmayacak. Erken girdik diye sonuçlara varan arkadaşlarımız da oldu. Ama bastırmaya devam ettik. Ve asıl bizim o patlama Asum'la geldi ki burada posterini de görüyoruz. Evet çok iyi işte ama gerçekten müthiş işti yani. Yani nasıl diyeyim Türkiye'nin ilk orijinal dizisi diyebiliyoruz sanırım. Öyle yani en azından yüksek bütçeli onu gönül rahatlığı söylüyoruz. Yüksek bütçeli Türkiye'nin ilk orijinal dizisi Masum'du. Onunla beraber aslında ciddi bir üye sayısında artış gördük. Ve orada biz dedik ki tamam bu iş olacak. Eğer Masum da üye getirmeseydi şu anda evet yoktu yani böyle şey. 01 Adana'ydı. O da bayağı bir sanırım kitlelere ulaştı. Ve o çok büyük bir hamleydi bence. Çünkü insanların böyle bir ön yargıyla baktığı bir işte YouTube'da da çok fazla izlenmesine rağmen tek bir şeritten gitmiyor Blue TV. Yani mesela Masum gibi bir iş tabii ki kıyaslamıyorum. Hepsinin kendi tadında şeyleri var ama mesela Masum gibi bir işte Blue TV'ye fayda sağladı. 01 Adana da mesela fayda sağladı. Bartu Ben geldi. Çok acayipti. Ben de oynadım. 3. 4. bölümde galiba. Bartu beni aradı dedi ki oğlum dedi ben dedi dizi çekiyorum Tolga'yla dedi gel. Bize YouTuber lazım. Dedim göndereyim oradan Enes'i Fırat'ı birini ya. Göndereyim yani YouTuber'ı sen gel. Tamam gittim. O kadar hızlı, o kadar eğlenen bir ekip vardı ki öyle tak 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 çekildi. Çektiler gittiler. İzledik. Müthiş iş. Ve mesela bunu kıyaslayamıyorsun işte 01 Adana'yla. Mesela 01 Adana'yı Bartu'yla kıyaslayamıyorsun. Bartu beni de Masum'la kıyaslayamıyorsun. Blue TV şöyle bir kanaldır ve Blue TV'ye girersen ben bunu bulurum diyemiyorsun. İlk başta öyle bir şey vardı ön yargı bu arada. Mesela ben Blue TV izliyorum şekerim. Evet benim dilimde konuşuyor falan diyordu birisi. Yanındaki de ben izlemiyorum ama benim sevdiğim şeyler yok orada diyordu. Bir başlık altında aslında belirdi Blue TV. Sonra derken işte bu diziler gelmeye başladı, içerikler çoğalmaya başladı. Artık o iki kesim değil. Herkes dönüp evet abi Blue TV izleyebiliyoruz dediler. O da çok tehlikeli bir süreçti. Ondan hiç korktun mu ya? Bizi tek bir başlıkta adlandıracaklar. Eyvah falan durumuna geldiniz mi? İnsanlar öyle konuşmaya başlayınca özellikle. Şöyleydi. Bence ilk günden Masum'la beraber aslında yakaladığımız şuydu. Aynen bizim asıl büyümemiz ve insanların bizi izlemesini, üye olmasının sebebi yaptığımız orijinal içerikler, orijinal diziler. Bahsettiğim gibi Bartu Ben gibi, Masum gibi, Yarım Kan Aşka gibi, Alef gibi. Burada bence bizim odaklandığımız içerik ekibiyle ve tüm ekiple aslında saatlerce üzerinde konuştuğumuz konu şu. Televizyonda izlediğimizden farklı ne yapabiliriz? Size çok odaklanıyoruz. Yani bu konusuyla olabilir. Saygının konusunu yine bambaşka bir konu göremezsiniz. Yarım Kalan Aşklar kurgusuyla olabilir. Alef görselliğiyle olabilir. Oyunculuklar, yönetmenlik. Yani hep oturduğumuzda aslında yapımcı ekiple televizyondan ne farklılaştırabiliriz? Çünkü insanlar... Aslında amacımız buydu diyorsunuz. Zaten aynen televizyonda öyle. Ana akım medyadan farklı bir şey yapmak özgür bir şey. Farklılaşman lazım. Peki özgür müsün gerçekten? Tabii. İçerikleri görüyorsun zaten. Ya görüyorum tabii ama. Fazla bile özgürüz bence. Ben kendimizi bir medya şirketi olarak da çok görmemeye çalışıyorum olsam. Bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz abi kendimizi. Biz bunu aile içinde o dönem konuşmuştuk. Blue TV teknoloji şirketi. Doğru içerik üretiyoruz ama ürettiğimiz içerikler tamamen eğlence odaklı içerikler. O yüzden hani anladım. Bir sorun oluşturduğunu çok düşünmüyorum. %35 Discovery Channel ortak olmuş konuya zaten. O acayip bir şey. Ya Discovery Channel'dan haklarını da hazır. Siz buradayken alsak mı efsane avcılarının ya? Evet o geliyor hepsi geliyor. Geliyor mu o Discovery da? Geliyor yani Eurosport geliyor. Kanalları şu geliyor. Ya, o gelmeydi. Onu biz yapardık ya. Yaparız ya. Yine yapıp. Üniversitede yani. En çok izlediğim program da o biliyor musun? Meatbusters. Çok eğleniyorlar ya. Bir filmde şöyle olmuş. Gerçekten olabilir mi acaba deyip deniyorlar. Tabii Amerika'da araba fiyatları falan filan hani araba patlatıyorlar sürekli. Bizde bir dizide araba patlıyorsa o dizi kesin tutar diyoruz yani. Onlarda tabii öyle bir sıkıntı yok ama bizim de dizilerde olan burada acaba yapsak dizideki gibi olur mu diyeceğimiz çok şey var. Biz bunun Türk versiyonunu yapsak bize kızarlar mı Discovery Channel'cılar? Güzel bir soru. Bilmiyorum. Yani normalde direkt evet kızmazlar derdi. Sen onlara da mail attın değil mi? Bak bunları bir rakıya götürelim. Aksaray'a bak. Çok ciddi söylüyorum. Olmaz. Korsancıları da alırız. Hem değil mi? Belki birkaç belgesel satarız. Onları da yayınlarlar. Amerikan yatırım. Yani yoksa direkt yok kızmazlar derdim de şimdi bilemiyorsun. Bir de yeni geldiler yatırımcı. Abi mümkün işleri. Değil kabul etmezler yani. Olur mu? Adamlar tabii. Nisan ayından sonra her ay yeni büyük bir yapım yayınlamayı planlıyoruz. Evet. Ama bu aileye söylediğin şeyi aşmıyor mu? Aşıyor. Kesinlikle yani. Aşıyor. Ya merak etmeyin. Çok ucuz bir platform açıyorum. Masum mu? Ya sen tamam falan hani öyle bir durum olmuş çünkü burada. Ama bu çok iddialı bir şey değil mi mesela? Nisan ayından sonra her ay yeni büyük yapım yayınlamayı planlıyoruz. Biz çünkü Babala TV olarak YouTube kanalıyız. Ben her bölümde mesela izleyiciye 3 milyon 4 milyon insan izliyor. Dönüp diyorum ki arkadaşlar bu hafta şu programımız başlıyor. Bir ay sonraki ay bu programımız başlıyor. Merak etmeyin falan filan. Yok 3 ay yok 4 ay yok. Hani onlar da beni artık tanıdılar. Çok da kızmıyorlar ama sizde mesela böyle bir şey söz konusu değil. Siz bunu söyledikten sonra bunu yapmazsanız mesela tepki görürsünüz. Görürüz. Özellikle benden. Çünkü insanı heyecanlandıran bir şey.
veriyor. Evet, şöyle büyük bütçeli derken şey gibi düşünmek lazım. Televizyonda gördüğünüz bütçelere yakın aslında bütçelerde diziler yapıyoruz. Bizim yatırımcı almamızın sebebi de aslında buydu. Discovery'nin bize getirdiği evet bir sürü know-how var, ilişkiler var. Bizi yurt dışına taşıyacak Blue TV'ye, yurt dışındaki üye sayımızı arttıracak vesaire. Çok önemli bir ortaklık ama asıl olay şirketin içine koydukları sermaye ve o sermayeyle aslında üreteceğimiz içerikler. Dediğim gibi Nisan'dan itibaren her ay neredeyse yüksek bütçeli bir orijinal yapım, özel yapım dediğimiz dizi yayınlıyor olacağız. 2022'de bu her ay devam edecek. Bu pahalı ya. Yani kolay şeyler değil. Gerçekten ben dediğim gibi aileden bunu isteyemezdim. Artık kendi ayakları üzerinde duruyor konu. Aynen öyle. Yani aileden istiyordum ben bunu. Aile de diyordu ki ya Doğan madem bu kadar iyi iş kardeşim bir yatırımcı gelsin o zaman onu da görelim. Biz de o zaman o koyarız diyordu. O da haklı. Yani her seferinde çünkü hadi çok iyi iş. Ay üyeler büyüyor daha çok yatıralım. Şu an peki vay Discovery ya falan hani yapıyorlar mı? Kesinlikle. Senin Ezel dizisini neden sevdiğini de şimdi anladım. Böyle gözlerden anlama gibi bir özelliğim var. Yok yok yapmamışlardı. Bu sene Türkiye'deki en büyük yabancı film kataloğuna sahip olacağız. Evet. Hın. Olacağız gibi ya aynen. Yani belki Bean Connect bizden biraz daha fazla olabilir ama onlara yakın bir katalog bizi bekliyor yani. Aynen. Biz Blue TV'de Türkçe dublaj sıkıntısı çekiyor muyuz? Bazen biz Türkçe dublaj filmi çok izliyoruz çünkü. Uğurlular. Çünkü neden? İngilizcemiz çok iyi. Aa gerçekten öyle bak. Adam çünkü yukarıda bir şey konuşuyor filmde. Altyazı farklı yazmış. Aa niye öyle yazmış diye biz bir tutuluyoruz Tuğrul'la. Filmin en güzel sahneleri kaçıyor. Doğal olarak biz de... Yok bizim çok Türkçe dublajda çok başarılı arkadaşlarımız var. Onları sevdiğimiz için de Harun, sevgili Harun özellikle mesela. Müthiş bir adam. Türkçe dublaj seçeneklerinde bir sıkıntı yaşıyor muyduk Blue TV'de? Oğlum öyle denir mi lan yaşamıyorduk falan desene. Yanımda adam. Ya müthiş falan demen lazım. Yok hayır burada her şeyi açık açık konuşacağız. Mesela bu dublaj çok büyük bir maliyet mi? Niye biz mesela bazı filmleri Türkçe dublaj izlemek istiyoruz? Buna... Ha oraya dönelim. O da o sırada kontrol ediyor. Var işte var. Çok maliyetli bir şey mi o? Şöyle aslında ilk gelen kitle çok daha aslında altyazıcıydı. Evet. Önceliği ona verdik. Doğru. Ama tabii kitle büyüdükçe bu sefer dublaj sahipleri oldu ama ona göre de bir ayarlama, o da bir süreç, bir zaman. Önce dizilere öncelik verdik. Anladım. Yani bu da aslında şu anda gündeminizde olan bir mesele. Kesinlikle. Peki, mesela diyelim ki biz müthiş bir içerik yaptık Blue TV'de. Diyelim ki de yayınlanmaya başladı Mart'ın sonunda. Diyelim diyorum. Ben kendimi kimseye pazarlamıyorum. Bir dakika. Ona da mesela İngilizce dublaj yapılacak mı? Eğer Amerika'da mesela baktığınız hit alıyor o program altyazılı. Çünkü dünya tarihi konuşuluyor programda. Biraz da mizahi bir dille konuşuluyor. Ona mesela İngilizce dublaj bilmem ne seçenekleri gelecek mi? Ya da boş verin işi. Masum'un mesela İngilizce dublajı Amerika'da yayınlanacak mı? Güzel güzel soru. Var. Dublaj değil ama altyazıları var. Masum'un İngilizce, Arapça, Hintçe bile olabilir. İspanyolca var mı? İspanyolca altyazısı var. Dublajı da var. Doğru dublajı da var. Müthiş. Doğru dublajı da var. Var. Masum'un var ve aslında orijinal yapımlarımızın çoğu var. Hele şöyle ilginç bir durum daha var. Biz bugüne kadar yaptığımız orijinal yapımlarımızın bugüne kadar 30 tane yaptık. Bunların 15'i dizi gibi düşün. Bu 15'inin 10'unu biz yurt dışına lisansladık da. Yani biz hem Blue TV olarak yurt dışına üye alıyoruz. Ağırlıklı Orta Doğu'da. Blue TV Arabic adında bir uygulamamız var. Adında komik oldu da Blue TV Arabic diye geçiyor. Orada 5000 saat Türk içeriği var. Bunun büyük bir kısmı dublajlı ve hakikaten en popüler olmuş Aşk-ı Memnu gibi. Öyle bir geçer zaman gibi içerikler var. Orada da iyi bir abone bazımız oluşuyor aslında. Var da bir Telekom anlaşmamız vardı. Yani yüzünüzü tek bir bölgeye değil, bütün dünyaya dönüyorsunuz kesinlikle aslında. Kesinlikle. Zaten Blue TV asıl kurma amacımızdan bir tanesi de oydu. Evet, bir grubu geleceğe hazırlamak, medya grubunu o dönemki. Ama diğeri de asıl biliyorsun Türk dizileri yurt dışında milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Bu platformu yurt dışına götürmekti. Çünkü Orta Doğu'da en çok tüketilen içerik Türk içeriği, turizme katkısı oluyor. Çünkü dizide gördükleri mekanları gelip ziyaret etmek istiyor. Milyonlarca insan gelip ziyaret etmek istiyor. Bir de şöyle bir şey de oluyor. Yurt dışında bizim dizilerimizi izleyen insanların Türkiye'ye karşı ister istemez bir sempatisi de oluşuyor. Tabii canım, tabii ki. Ve bu bence parayla satın alınamayacak bir güç abi değil mi yani? Çünkü o soft power dediğimiz o ülkenin insanların da Türkiye'ye karşı bir sempati oluşması ileride veya yakın dönemde bize herhangi bir durumlarda o ülkelerin de bize sempatiyle bakmasına yol açacak. Kullandığımız saate, telefona kadar biz izlediğimiz filmlerin dizilerin etkisindeyiz. Şimdi gözler buraya dönünce de doğal olarak belki de o modayı biz yaratacağız bundan sonra. Bunların hiçbiri hayal değil. Çünkü biz bugüne kadar birazcık ufaktan bir eziklik yaşadık. Almanya'da Türk doktorun başarısı dendi. Onu konuştuk. Haberler, ana haberi falan çıktı. Yani çok enteresan. Normal karşılamamız gereken doğal konuları bile aslında biz haberleştirdik. Bakın bir Türk bunu yaptı, bakın bir Türk şunu yaptı diye. Demek ki bundan öteye geçeceğiz artık. Ayda 20 TL'ye 1100 küsür içerik var. Daha ne istiyorsunuz? Ulan diye bir açıklama yapmışsın. Doğru. Evet. Ulan'ı ben ekledim artık o olur. Olur. Çünkü şu adamdan hiç öyle bir laf Allah aşkına bir çıkacak bir adama benziyor mu ya? Oraya bu arada küçük bir düzeltme yapayım. Bugün yıllık üyelik alırsan ayda 9.90. Bir de 1000'den de fazladır yani içerideki. 750'ye yakın film var. 500 bölümde dizi var. Yani daha çok. Yani daha çok. Tabii bu röportajın tarihiyle de günden güne biz bu programı yayınlarken kim bilir kaç tane daha içerik eklenmiş olacak. Ki uzun bir sürede yayınlamayacağız düşünün. Ekipte herkes 30 yaşın altında.
Yok ya ama birçoğumuz. Bir zamanlar. Evet, ben bile 30 yaşındayım. Tesadüf öyle gelişti ya. Vallahi evet. Hiç bilinçli bir karar değildi aslında. Yok değildi. Değildi aynen. 24 saatini tamam böyle mi geçiyor gerçekten? İşkolik misin yani? Bilmiyorum, bu dönem öyle geçiyor. Bence olay, ben de bunu çok sorguluyorum bu arada. Niye bu kadar çok çalışıyoruz diye. Ama bir şirket yaratıyoruz abi yani. Buna ciddi mesai harcamak gerekiyor. Yani ne yaparsak yapalım. Bu Blue TV'den de bağımsız olsun. Eğer yeni bir şirket yaratıyorsan bence buna ciddi mesai harcaman lazım. Senin harcaman lazım ki ekip arkadaşlarımız harcasın. Gerçekten politikacı gibi konuşuyor ama ciddi yani işin enteresanı. Evet yani umarım azalır. Ben de var çok çalışmak istemiyorum. Ne yapmak istiyorsun mesela? Her şey yoluna girdi. Her ay yeni çok bütçeli böyle bir içerik geliyor. Artık sana şey diyorlar. Gelmene gerek yok abi, çok iyi gidiyoruz falan diyorlar. Bir sistem oturmuş, ayında gidiyor falan. Yurt dışına açılmışsınız. Discovery Channel böyle bir %35 daha alacağız kanka falan yapıyor artık böyle. Konular kopmuş. O esnada ne dersin yani böyle? Dur ya ben ne yapayım? Ne seni mutlu eder mesela? Çok çok iyi bir soru. Yani şimdi şunu hatırladım. Ben ilk bir sene şunu diyordum. 100 bin üyeye gelirsek ben bu işi bırakacağım. Çünkü 100 bin üyeye gelmek... Şu an 600 bini geçtiniz değil mi? Kaç? Yani yüksek bir üye sayısı daha var da diyelim. Süper. Ama... Çok iyi. Öyle yani, o dönem o kadar zor geliyordu ki o 100 bin üyeye gelmek. Çünkü günde 10 üye alıyorsun, 15 üye alıyorsun. 100 bin mümkün değil 100 bine gelmemiz. O yüzden hani 100 bine gelirsek bırakacağım diyordum kesinlikle yani. Ama 100 bine geldik. Şimdi sorduğun soru doğru yani. Kaç aboneye gelmemiz lazım? İyi bir soru. Finalde seni eğlendirecek şey ne olacak? Daha çok üye. Önemli o, üye almak. Ne olur bak. Oğlum Blue TV'ye üye olun da şu adam bir tatile bir şeye çıksın. Kesinlikle, kesinlikle üye olun yani bu arada. Deneyin Blue TV'ye. Ya buluruz bir şeyler yani, hobi vesaire. Yani var, ne bileyim, dağcılık yapıyorum. Yani dağcılık diyeyim de trekking yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Likya yolu var güneyde biliyorsun. Çok meşhur bir yol. Orayı yürüyorum. Buluruz adam, ya bir kanal şeyler. Kanal patronu hala yürüyor ya. Olmaz, olmaz. Gel bakayım buraya. Hemen bir Blue TV abonesini yanımıza alalım. Bunu yapmayı çok istiyordum. Sen şu anda bizi izleyen belki de on binlerce Blue TV abonesinin sözcüsü olacaksın birader. Biz Blue TV'yi de gerçekten söylüyorum. Televizyonda bizim diğer tabii ki dijital platformlar da var televizyonumuzda. Ama her gün açık Blue TV'ye de bakıyoruz. Diyoruz ki nedir? Ne olmuş? Ne gelmiş? Tuğrul özellikle mesela ilk bana tanıtan da oydu yıllar evvel. İlk abonelerinizden bu arada. Ben hatta 12'ni kullanıyor olabilirim hala. Taşındığımızdan beri bir eskisi. Şöyle, yo, hayır ben de bu arada hadsiz. Öyle bir şey söylenir mi burada? Neyse. Gerçekten çok ciddi. Samimi bak, sahibi burada. Neyi upgrade etmesi gerekiyor Blue TV'nin? Çok ciddi izleyici olarak hiç çekinme. Dublaj. Gel buraya, bir abone daha var. Öğreneceğiz. İki Blue TV abonesi var yanımızda mesela. Gerçekten. Sahibi buradayken söyleyin abi. Sonra adamın arkasından konuşmayın. Smart'ta bazı aksaklıklar var. Evet abi. Geri gidiyoruz, çıkıyor uygulamadan falan. Bu kadar da söylenmez oğlum. Yo yo, çok önemli. Abi biraz kontrast açın falan denir yani. Çok önemli. Hangi model? Samsung. Bende çıkmıyor. Geri gittiğim zaman kapanmıyor ya da bir şey olmuyor. Sende o sorun olmuyor. Bende öyle bir sorun yok. LG. 1989 Arpin model falan. Bazı markalar demek ki sıkıntı yaratabiliyor. Telefonda, uygulamada güzel. Apple kullanıyorum bunu. Telefonda akıyor. Telefonda akıyor gidiyor. Arayüzlerde mesela bir tane filmi tıklıyorsunuz. Kategorilerden seçiyorum. Geri geldiğim zaman tekrar ana sayfaya geliyor evet. Mesela. Ama o geçti, o yok artık. Ne zamandır kullanmıyorsun? Gidin buradan, ajanlar sizi. Pardon. Yo yo, ama vardı ya, uzun yıllar vardı, doğru diyorsun yani. Birkaç ay öncesine kadar onu düzelttik. Ama ben hala da burada şey gibi olmasın, ciddi ciddi Netflix'teki Türk dizilerinden daha güzel Türk dizileri Blue TV'de olduğunu düşünüyorum. Sana da söylüyordum bunu. Söylüyor bana, gerçekten buradayız diye söylemiyor. Evet. Tuğrul öyledir çünkü, söyler. Teşekkür ederim, var mı başka bir şey? Sıkıntı yok, eyvallah. Teşekkür ederim. Süper. Platform için. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Teşekkürler, hadi bakalım, bravo. Platformun patronuna gelip platformla ilgili eğer bir eleştiriniz, bir sıkıntınız varsa burada söyleyebilirsiniz demek. Onun da çok tatlı bir şekilde bunu karşılaması da çok güzel. İşte tam olarak biz de bu samimiyeti seviyoruz. O yüzden bu soruları bu kadar açık açık burada sorabiliyoruz. Siz de mesela Blue TV hakkında ne düşündüğünüzü yazar mısınız şu videonun altına? Ben çok merak ediyorum. Acaba izleyici nasıl görüyor Blue TV'yi? Hazır bu samimiyete de yakalamışken. Gerçekten burada bak bir sürü müthiş üst düzey insan var. Yandan böyle bakıyorlar bize. Onlar için de çok güzel geri dönüşler olur bence, veriler. Bir yazın bakalım Blue TV ile ilgili beğendiğiniz, beğenmediğiniz ne varsa abi direkt yazın. Şimdi geçmişte diyelim ki 1300'lü yıllarda kara veba dönemi Avrupa'da bir şey olmuş. Bir olay. Bu olayın aynısını biz belki bugün 2020'de yaşıyoruz. Toplumun verdiği o tepkilerin falan gerçekten hiç değişmediğini görüyoruz. 700-800 yıl sonra bile. Mesela biz bu konuları işleyen, karşılaştıran ama karşılaştırdığımızı çok da çaktırmayan insanlara bir program yapsak. Mesela Blue TV'de. Mesela bir sezon. Hadi diyelim 12 bölüm. Mesela. Böyle ciddi ciddi insanları bilgilendirecek ve yurt dışında da izlenebilecek bir tarih programı mesela yapsak. Yapılır mı mesela Blue TV'de? Bence yapılır. Gerçekten mi? Gerçekten. Kimin yaptığının bir önemi var mı? Yani. Bir YouTuber da yapabilir yani. Yapabilir. Gerçekten mi? Yapabiliyorsa yapar yani. Bence yapar. Abi şurada yapım sözleşmesi var. Babala TV. Gerçekten bak. Şarkıcı geliyor, müzisyen geliyor, klibinde oynuyorum. Yönetmen geliyor, filminde oynuyorum. Bir kanal patronunun yanına gitmişken de değil mi? Bir program itele... Bir program sunmasak değil mi? Olmaz. Bir yapım sözleşmesi. Bunu o zaman kameralarında lütfen okursun son gün. Ya. Ne zaman başlayalım peki? Ne zaman istersen.
Hemen Mart sonu. Yani bunu yayınladıktan bir hafta sonra başlayalım o zaman. Biz Blue TV'deyiz arkadaşlar. Müthiş bir tarif programı. Adını da koyarız inşallah, değil mi? Tabii. Adını da buluruz bir iki güne falan. Biz onu şey yaparız. Tamam, 12 bölüm tarif programı. Ondan sonra yok efendim arayüzü şöyleymiş, yoksa git televizyonu değiştir ulan. Allah Allah. Şimdi baktık açılıyormuş da. Açılıyor mu? Şu an bir şu an bakmış. Hayırlı olsun. Hepimize hepimiz hayırlı olsun. Parmak basayım ben. Attım imzayı. Sevgili avukatımıza teslim edelim. Sen ona hayırlı ekle bir şeyler. Ya hepimiz hayırlı olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu biz imkan sağlandığı için de çok teşekkür ediyorum. Mahsar alan son sakininde bir insan. 200 yıl yaşayabilirsin. Allah uzun ömür versin gerçekten. Bitireyim mi artık imzaları da attığımıza göre? Başımızda belaya girmedi. Başka YouTuber alıyor musunuz? YouTube'da yine televizyon gibi. YouTube'da yaptıklarından içerik üreticileri diyelim ya YouTuber'lar diyelim. Farklı bir şey yapacaklarsa, farklı format varsa Blue TV onu sağlayabilir. Çünkü şey gibi düşün, YouTuber gibi düşünmeyelim ama 01 YouTube'dan çıkan bir içerikti. Ve ilk iki sezonu YouTube'da yayınlandı. Biz ilk sezondan itibaren ikna etmeye çalıştık ekibi. Gelin Blue TV'ye diye. Ve bence ikna etmemizin sebebi de, yani ikna olmalarının aslında sebebi onlara sağladığımız bütçeydi. Çünkü biliyorsun YouTube'da bir yere kadar bu tür işler, özellikle yüksek bütçeli o kurgulu diziler kendini döndürebiliyor. Blue TV bunu sağlayabiliyor. Ve 01 6 sezon devam etti. Şu an Sokağın Çocukları diye ayrı bir dizileri var. 01'in yine ürettiği Hiç diye bir dizileri var. Yani aslında bunu Blue TV ve Blue TV'nin üyeleri sağladı. YouTube'da o yok. Yine aynen YouTube'dan çıkan ama Blue TV'de devam eden bir iş. Yine belki YouTube'da devam etseydi edemeyecekti. Çünkü o da fena, yani yüksek bütçeli bir iş. Birine torpil yaptın mı hiç? Genç arkadaşlarından birine. Ne bileyim yani mesela burada çok çalışılarak gelinmesi gereken bir pozisyona hiçbir arkadaşına getirdin mi? Ya da ne bileyim bir arkadaşın diye sadece dizisini yayınladın ya da filmini yayınladın biri oldu mu? Yok. Hiç olmadı. Yok. Ama o dizi filmi niye yayınlayabilirim kesinlikle? Bana getiren olmadı. Ama beğenmesen de. Yayınlarız abi, içeride 1500 tane içerik var. 1501 olsun yani, ne olacak? Yarın DM'ler. Hatırladın mı beni Doğan falan diyor. Yayınlarız. Aa, koskoca Blue TV'nin patronu şu anda yanımızda. Acun Ilıcalı. Ben 100 kişiye dedi. Exxen dedi üyeliği veriyorum dedi. Kaç aylık? Yani bilmem hani bir aylık mı? Bir yıllık mı? Helal. He tamam. Yo veririz ya, veririz. Oğlum biz ya programı daha yeni bak şey yaptık. Tabii biz de verelim o zaman. Bize 150 tane verelim o durumda. Sevgili Doğan patronluğunu konuşturuyor ve diyor ki 150 kişiye Blue TV aboneliği. Siz de aşağı ne yazdılar Exxen için? Ne yazdılar da verdik oğlum? Instagram adreslerini yazdım. Instagram adresinizi yazınız. Var ise, yok ise mail adresinizi yazabilirsiniz. 150 tane de Blue TV üyeliği. Özellikle çok şanslı bir 150 kişi olacak. Çünkü bizim de Mart sonunda programımız başlayacak. Beleş beleş izlersiniz artık. Ama arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz ki abone artsın. Abone artmazsa biliyorsunuz yani bu kadar sempatik tatlı bir adam ama kovuyorlar. İş yani iş kötüyse kovuyorlar. Ama bak bundan sonra tanıştık. Yani yarın öbür gün bir diziyle de gelebiliriz. Tamam, o müthiş bir yerdeyim şu anda ya. Çok da böyle kafam açıldı. O yüzden 150 kişi Instagram adresini varsa yoksa mail adreslerinde yazabilirler. Mail adresi de yoksa zaten YouTube'a nasıl girmişlerdir onlara hiçbir şey vermeyelim ama 150 tane Blue TV aboneliği geliyor. Çok teşekkürler. Ve Blue TV'nin patronu. Sen Blue diyorsun. Ben de mi Blue desem? Nasıl istersen. Sen ne demek nasıl istersen? Sen istersen. Sen yarın başka bir isim koysan onu söyleyeceğiz yani. Hocam sen biliyorsun. Ortam ne demek istersen diyebilirsin yani. Genç, idealist. İdealist lafını hiç sevmem aslında ama seni gerçekten bu başlığın altına yakıştırıyorum. Çünkü bir derdin var. Programın başında söylediğim gibi. İnşallah her zaman bir derdin olur ki biz de bunu kötü olarak, negatif olarak algılama. Konularla ilgili, toplumla ilgili her zaman bir derdin olur da inşallah. Yeni yeni işler görürüz senden. Sevgili Doğan Yalçın da konuğumuzdu. Buralar bizim o zaman. Bir çay may bir şey içelim. Evet, süper. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Süper. Olsun. Çok sağ olun. Benim çayım neredeydi? Hah. Aa. Bir tane fazla var. Aa. Ne olmuş? Aa. Ben de aynı acıyı çektim biliyor musun? Çektin değil mi? Evet. Sen dışa vurmadın. Ben vurayım mı? Evet, vursana lütfen. Çay. Önce demi koyuyorsun, üstüne de böyle su koyuyorsun onu. O zaman o çok güzel oluyor. 12 bardak çay çıkartırım. Tabii canım. Bu çünkü demlik bu şu anda. Yok tekrar getirme. Ben bunun mesela 5 dakika sonra neye dönüşeceğini merak ediyorum. Bu burada dursun. Onu da tadımlamak istiyorum. Bak bir yudum içtim 12 gün uyanık kalabilirim şu an. Ben de bir anda enerji geldi ha. Böyle bir şey olur mu ya? Sanmıyorum. Burnunu mu karıştırdın sen? Niye burnumu karıştırayım? Burnumu bu meseleye karıştırma. Neyse. Abi sen öyle birinin üstüne hızlı gidince aklımız karışıyor. İlk noş. Aa, ikiye bölündü. Bu kadarı neyine yetmiyor? Yani. Ama sende o kulağı var. Allah Allah. Ben de bu kadar var diye sende de bu kadar olmak zorunda mı? Tabii ki de. Aa, benimki de büyüdü. Ha! Ne yapalım? Herkesinki eşit mi olsun yani? Herkes koyuyor masanın üstüne eşitliyoruz. Kime göre eşitliyoruz? Bir de o var yani. Ahlaksız ahlaksız şeyler. Burada sonuçta
Yılların programındayız ya. Ersay abi ne oldu yani? Ersay abi niye açmadı mesela bizi? Manipüle etkimizi kullanalım biz de. Asparagas haber çıkartalım. Yalan Ersay Üner. Evet abi. Ersay Üner mesela ne yapsa Twitter'da kesin hesap vermeksi gerekir. Ersay abi biz senin gıyabında konuştuk ama seninle ilgili konuşacak kötü bir şey bulamadık. Hiç izleyicisine çok samimi bir şekilde eleştirilecek noktalarını anlatır mısın? Söyle ki biz sonralarında falan senin arkandan konuşacağız. Tabii. Evet. Mesela işimi yaparken çok sorumsuz, aynı zamanda da çok agresife bağlayabiliyorum. Agresif. Ve her şeyi de unutabiliyorum mesela o dönem. Neden bunu şu anda anlatıyor lan? Hani arkasından kötü konuşursak sizi öldürürüm ve unuturum ben demek istiyor mesela. Yani. Bilmiyorum. O abartınca ben de abartmadım bir şey yaptı herhalde. Biliyordur yani bilmiyorsan. Mesela Ersay Üner stüdyosundan hiç çıkmaz. Sonra bir anda aklına eser, sırt çantasını alır. Bağat Hollanda. Evet. Burada yok demişim. Tamamdır. Mesela Ersay abi. Ersay abi. Ersay abi. Mesela Ersay abi sırt çantasını alıp çat Fransa'ya gidiyor. Avrupa'yı geziyor. Tek sırt çantasıyla da geri dönüyor. Yok o zaten benim rahat olduğum tek alan o an. Onun haricinde stüdyoda sürekli üretiyorum. Ve artık bunu yapamıyorsun. Yol yapmayı seviyorum. Dolaşmayı, evet. Doğayı seviyorum. Onları evet. Yapamamak üzüyor. Ama asıl üzen kısmı bizim müzisyen arkadaşların düzümü. Evet durumu. Yani o konuda. O tarafı gerçekten can sıkıyor. Ben bir ay, bir buçuk ay gerçekten hiçbir şey üretemedim bunu düşünmekten. Çünkü o empatiyi çok iyi yapabilen bir adam. Yani oradan geldiğimiz için. Ama bir de bu işin öbür tarafı var. Hani buradan Anadolu'ya doğru yayıldıktan sonra evet. Adam hiç ünlü de değil, biri de değil. Akşam belki akşam 60 liraya, 70 liraya bir barda çalacak da haftada iki gün evini geçindirecek müzisyen var. Tabii. Öbür taraftan sadece keman çalıyor adam ama keman çalıyor. Yani sokakta belki İstiklal Caddesi'nde sabahtan akşama kadar dolaşacak. 5 lira 10 lira para koyacak. Şimdi o da müzisyen. Yani sektörün tamamına baktığın zaman çok büyük yara aslında kardeşim. Evet. Abi bu ne güzel bir şey. İnsan dokunmalara doyamıyor. Doyamasana. Sen de istersin. Abi çok güzel. Abi adam ama star. Bak şu omuzların genişliğine bakar mısın? Bak uff. Yani... Kamerayı bir kapatır mısınız? Berk'le sana harika bir hediyemiz var. Programa devam edeceğiz. Evet tabii ki de. Hadi abi bakalım. Ne haber? Üretmiyorum dedin ama. Ben daha çok başka bir şey, bambaşka bir şeye baktım. Bu dijital süreç var ya, müzik nereye gidecek, bizim olaylar nereye gider? Onlara daha çok birazcık kafayı yordum. Bir de şirket kurdum, yapım şirketi. Aa, onunla uğraşıyorum. Teşekkür ederim. Adı ne oldu? 717. Oh be! Biri şirketinin adına kendi adını koymamış evet. Ya. Ersay Müzik. Bunu düşündüm ilk başta ama sonra... Aman abi, aman abi. Kaçtım koştum. 717. YouTube kanalımız da var. 717 YouTube kanalı 717. Var. 717. 717. Nisan'ın sonunda yeni bir şarkı çıkacak. Şimdi bir tane çıkardım zaten seni soruyorlar diye bir ay falan oldu. Hayırlı olsun abi. Hemen bir bakalım. Ya hocam bu şarkı çok arabesk yani ama aslında değil. Ben bunu mesela Londra'da o ufak pub'lar var ya orada dinlerim. Millet de eğlenir. He. Ama altyapısını kapatırım, kafamda kapatırım. Adamın tonunu dinlerim, kahrolurum, kendimi jiletlerim. Neden? Ruh halinde ya da duygularında bir dengesizlik olduğunun göstergesi mi bu? Evet kesinlikle öyle. Kanıtlarından bir tanesi. Abi bunu altyapısız da dinlemek isterim. Söyleyelim. Proje albümü yapacağım ben mesela. Ersay Üner'in 15 tane eski şarkısı. Bebek, Affedersindir, Ebru Gündeş Söyleyin, Kızım Mavi. Bunları istediğin gibi yani. Şunu yapalım, yazalım hepsini bu şarkıların. Şimdi bu şarkıları yeni nesilde kimden duymak isterdiniz? O 15 kişiyi onu bir oylamaya sunalım. 14. Bir tanesini de sen söyle mesela. Hah, ona ara kalıyordu yani. Okey mi? Az önce onu söylüyorsun bari. Gerçekten bir tanesini de sen söyle. Aldık sözünü abi. Böyle, söz mü? Tamam. Söz mü? Sen şuradan gidemezsin ki artık. İzleyiciler. İşte, aynen seyirciler belirleyecek. Seyirciler belirleyecek. Biz son kalanı alırız. Abi benimkini seyirci belirlemesin. Evet ya. Bunlar çünkü çok seviyorum. Bizi buralara getiren de onlar da. Bunlar beni sikerler. Bunlar. Onlar belirlemesin. O ben olsam bari bana böyle pembe taytla okuturlar. Sana uygun 16. şarkıyı ekleriz gerekirse. Of ya adamdaki taş... Başlayacağım da bu o kadar insanın izlediği program denmez. Denmez. Estağfurullah. Konu bana gelene kadar benim de senin şarkılarını duymak istediğim ne isimler var? Çok şık bir hareket. Ersay Üner şarkıları. Mesela o sen olsan bari kim okusaydı Alena'dan başka severdik Güllü. Acaba? Gerçekten bu arada şaka yapmıyorum. Evet. Evet. Tuğçe de olur, Ezel de olur. Arkadaşlar liste Ersay Üner şarkıları. Sizin istediğiniz isimler istediğiniz şarkıları okuyacak. Düşünsenize ya ne güzel olur. Berk bir süre oyuncu değişikliği yapalım mı? Tabii ki de. Müthiş yakışıklı harika sakallarıyla. Emirhan geliyor. Emirhan. La la la. Biz ilgilendirmek. Çirkin çirkin şakalar. Ne
Nasıl sığdırayım 3-5 söze? Yeter mi ki birkaç cümle bize? Ay değil, yıl değil, sene sene. Bir de ayrılmışız seve seve. Sanki anlattığımı anlayacaklar. Beni de durduk yere ağlatacaklar. Onlar tamam da kalpteki sesler. Söyle nasıl susacaklar. Bugün biter de yarın bir yerde yine hatırlatacaklar. Gözüme baka baka seni soruyorlar. Bizi soruyorlar, ateş ediyorlar. İçime atılanı, kaderde yazılanı. Bölünen uykuları bilmiyorlar. Abi ellerine, ruhuna sağlık, yüreğine sağlık gerçekten. Sen şarkı söylüyor musun? Hayır, iyi de yapıyorum. Albümün yani mesela senin enstrümantal olacak o zaman. Evet. Film müzikleriyle belki daha iyi tatmin edebilirsin aslında enstrümantal tarafını. Aslında film müzikleriyle zaten ilgileniyorum. Benim bir Serteç abim var mesela, edebilir. Birlikte kaç filmin müziğini yaptık. Hangileri işte, onlar? Atiye, Şahsiyet, Serteç Özgümüş'e de buradan. Selamlar, tebrik ederim. Madem öyle, yeteneğini göster bize. Ben şu anda dizideyim. Araba kullanıyorum, evliyim. Arkadaşlarım demişler ki biz her gece gidiyoruz, takılıyoruz, alemler yapıyoruz. Hepsi nereye gidiyorsun? Evli. Aksaray'a gidiyorlar. Aksaray'a takılıyorlar. Sen nereye gidiyorsun? O an arabada. Ben gitmiyorum. Ben karımı seviyorum abi. Karımı seviyorum yani. Ya, ama Aksaray'a bir gün ben de dedim ki bu çocuklarla gideyim. Arkadaşlarım sonuçta. Çocukluk arkadaşlarım. Mahalleden arkadaşlarım. Gittim. Orada benim yanıma bir tane kadın oturttular. Güzel. Tamam mı? Abi kadın halleniyor. İstemiyorum diyorum. Arkadaşların gibi değilsin sen. Evet değilim diyorum. Karım var. Seviyorum diyorum. Yüzümü gösteriyorum falan. Kadının bir de hoşuna gidiyor. Sarıyor bana. Evimi arıyor. Benden çocuğu var diyor falan. Arabadayım ve kadını uyarmaya gidiyorum Aksaray'a. Çünkü evde karımla kavga etmişim falan. Anlatmaya çalışmışım. Kadın da bir anda ben araba kullanırken arkadan koltuktan belirir. Belir kız, koş. Trafik kazası geçirdik. Oğlum arkadan kadın çıktı. Altıma sıçtım, öldük şu anda. Takla attık. Üzerimde kanlar içindesin. Öyle değil. Öyle değil. Ulan İsmail YK fanı gibi değil a**ayım. Geleceksin buraya. Ölüyormuş gibi ama son nefesinde bile aşığım diyorsun. Yapış. Aşığım olsan. Aşığım sana. Karın benim artık. Abi karım benim falan, aşık sana işte. Baba aşık da bunun sonunda biz sence öpüşebilir miyiz? Arabamı takla attırtmış, evliliğimi bozmuş. Tamam geldik o zaman. Action ya, kadın her an arkasından böyle çakı çıkartayım, çakı çakı veriverir bana. Ha, hadi bakalım. Vay amınakoyim. Behzat şey lan bu. Araba patlayabilir, öyle düşün. Yıkıl. Yo. Too bad. Eminem. Neden? Neden? Neden airbag patlamamış? O kadar para verdim onun arabasına. Adamsın. Estağfurullah. Ben gidiyorum artık. Yo, bacaklarını ayır da fazla izlenelim. Seni büyük alkışlarla uğurlayalım. Biz bir haber turu yapalım. Yapalım. Adamsın. Teşekkür ederim. Fezeberk elf gözlerinde neler görüyor belki. İnanılmaz haberler var. İnanamayacaksınız. Üf. Sosyal medyada yeni tanıştığı kişinin otomobilini çalan kişi... Neyini damağına sıçtım? Neyini çalan? Benim otomobilim. Sosyal medyada yeni tanıştığı kişinin otomobilini... Bir daha söyle. Otomobilini... Hayır, baştan cümleyi tekrarla. Sosyal medyada yeni tanıştığı kişinin otomobilini... Sosyal medyada yeni tanıştığı kişinin otomobilini çalan kişi otomobili geri getirmek, Allah kahretmesin iki kere yazmışım, otomobili geri getirmek için 30.000 TL istedi. Neyi geri getirmek için? Otomobili. Kastamonulu musunuz de bakayım. Kastamonulu musunuz? Desene oğlum, Kastamonulu musunuz? Kastamonulu musunuz siz? Aa, Kastamonulu musunuz? Sen söylediğini mi düşünüyorsun şu anda? Kastamonulu musunuz? Kastamonulu musunuz? Kastamonulu musunuz? Kastamonulu musunuz? Sen söyle abi. Kastamonulu musunuz? Kastamonulu musunuz ya? Kastamonulu musunuz? Kastamonulu musunuz yani? Honolulu musunuz? Honolulu musunuz?
Honorulu musun? Honorulu musunuz? Sinirlendi. O sinirlendi. Sinirlendi. Tuğrul. Honorulu musunuz? Bravo Tuğrul, çok iyi yaptın. Çok iyi yaptın gerçekten. Evet, bu sonraki haberi artık hemen mi geçsek? Hemen geçelim. Başka bir habere geçti. Görsel neden hala bisküvi? Ne? Bu ne oğlum, 90'larda Ajda Pekkan klibi misin sen? Mesela bu görsel neden hala burada dedim, böyle yaptı bana. Hani bu ne demek? Ha yok, bu yok, sendeki yok bu mu? Büyükşehir Belediyesi afişi gibi değil mi? Ankara. Otobüslerde olur ya böyle. Çocuk çiçek açtı a**ayım bir anda. Yok ki. Çok iyi. Herif otomobil diyemiyor diye 15 dakika evet, evet. Şey mi yaptık biz? Şu anda böyle Abi biz Dubai'den de izlendiğimiz için arada sırada kusura bakma, böyle şeyler yapıyoruz böyle tabii. Ünlü şarkıcılara saçını 500 bin TL'ye sigortalatıyor. Çok da sevdiğimiz şarkıları var. Aşka dertler. Katmer katmer. Oh. Gibi. Birinin saçını yakmak kaç yıldan başlıyor avukat? Telefondan niye bakıyorsun, avukatsın sen a**ayım? Hakim bey, itiraz ediyorum. Neden? Bakalım. Bakalım. Neden itiraz ediyorum acaba? Sen ceza hukukçusu değil misin? 4 aydan 1 yıla. Şimdi 500 bin liraya ben sigortalattım. Geldim adama da dedim ki sana 50 bin lira vereyim kardeş. 4 ay zaten para cezasıyla yırtarsın. Şikayetçi de olmayacağım senden. Totalde 70 bin liraya kapatayım, 430 bin lira benim. Hem saçımın stilini de yenilemek istiyordum böylece. Harika olur deyip sigortalattığım 500 binlik saçımı bir adama yaktırtsam, direkt hayatımda hiçbir şey yapmadan 430 bin lira para kazanmış olur muyum? Legal dolandırıcılık. Evet. Dedektifleri var bu konuda. Evet. Tamam değil mi? Tamam, dedektif var sigorta şirketinin. 50 kişiyi öldüren herif geziyor hala sokakta. Neyin dedektifi bana? Neyi kanıtlayacak Allah aşkına? Saçı yenileyebiliyorlar mı acaba? Kesin mantıklı bir şey sordu belki. Bakalım. Yakışır abi. Evet. Kadın güzel kadın, kaliteli kadın. Tabii ki yani yaptıracak yani. Senin saçınla şimdi Lara'nın saçı bir mi? Ersay abi. Canım, çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. Çok özellikle kamera arkasında bize dinlettiğin şarkının hit olacağını, tabii ki haddim olmayarak bir dinleyici olarak söylüyorum. Çok eminim. Biz çok etkilendik biraz çok evvel dinlediğimizde. Ersay Üner konuğumuz mu? Sendeki kalp hep bendeki taş mı? Hayal kurardık telli duvaklı. Ne ara oldu kanlı bıçaklı? Ciğer yemeye gidelim mi diyeceğin gibi bir şey geldi bana ilk. Ciğer yemeğe mi gidelim? Yok, bu saatte kapalı her yer. Ah be abi, saat gece 2 şu anda ya. 2 olmuş mu? Tabii. Vay be. Girin, ciğerini yiyelim. Su. Tabii ama yok ki, kapalı. Mındar. Niye? Uzanamıyoruz ya ciğere. Gel be. Gel. Hadi gel. Gel, mamanı vereyim ben senin, gel. 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 Gel lan buraya. Program kapandı. Kapatsana lan programı. Sen zaten medya sektöründe eline almış mikrofonu, sokağa çıkmış, insanların burnuna mikrofon sokmuş ve enteresan sorular sormuş. Sonrasında o soruların cevaplarını almış bir kardeşimiz misin? Evet. Harika. Öyleyim. Bundan sonra bunu da Babala TV'de Pezeverk'in özel köşesinde yapacaksın. Yani bizim burada okuduğumuz haberleri sen de sokakta halka soracaksın. Hatta bizim belki de merak ettiğimiz haberleri, merak ettiğimiz konuları halka soracaksın. Sonra da cevaplarını montajlayıp bize sunacak ve Pezeverk de bize her hafta değilse de her bölümde rapor vereceksin. Evet. Sonunda bir muhabir arkadaşımız oldu. Arkadaşlar, sokakta sorulacak soruları siz de yorumlara yazarak evet, belirleyebilirsiniz. Nereleri dolaşmayı planlıyorsun? Aslında her yerde olabilirim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Genelde mikrofon gördüklerinde ya herkesin çok acelesi var ya da iğrenerek bakıyorlar. Lütfen benden kaçmayın. Bunu ki, da buradan söylemek çok istiyorum. Çok genç bir kardeşimiz zaten. Peki hiç üzerinde Babala yazan bir mikrofonla denedin mi bunu? Hayır, denemek çok güzel olacak. Aynen öyle olacak. Hoşçakalın. Adam adam. Yemin ediyorum efsunlu efsunlu. Tamam. Kokain ve kumar ile gündeme gelen AKP'li Kürşat Aymatoğlu'nun önlenemez yükselişi. Kral ya.
Roma hukuku herkes için sıkıntılı bir şey. Yani mesela Berk'in işlediği suçtan Şeyma mesul değildir, evet. Ya da Berk'in babası bir suç işliyorsa komple Berk'i, Berk'in abisini, annesini alıp hapse atamazsınız. O Roma hukukudur. O başka bir şeydir. Bize yapıldı çünkü. Herifin bir tanesi kokain çekti diye AK Parti böyledir falan filan yapmamak lazım. Ha şimdi diyecekler ki AK Partililer de CHP'de bir skandal olduğu zaman onu bütün CHP'ye mal ediyorlar. Tabii ki öyle. Hataya da hatayla karşılık verilmez. Ama bunu konuşurken tabii ki doğal olarak bu adamın AK Parti içerisinde olmasını başlık olarak değilse de bir kenar dipnot olarak kullanmak lazım. Neden lazım? Çünkü bu adam bizim devletimizi, bizi yöneten insanlar arasına girmiş. Onların arasında yükselmiş ve onların arasında yükseldiği için hayatını bu şekle getirmiş. Demek ki bizi ilgilendiriyor. Demek ki partiyi de ilgilendiriyor. Ama partiyi başlık yaparak AK gençliğin tamamı uyuşturucu kullanır falan demeye de gerek yok. Şimdi bunu dediğim için büyük ihtimalle yine bana kızan olacaktır. Çünkü anlamayacaklardır. Ama beni anlamayan insanların bana kızması artık beni zedelemiyor. Bundan bir sene evvel zedeliyordu. Şimdi zedelemiyor. Öyle ki konuşacak çok fazla konu var. Finch şu anda güya. O yüzden neşe, eğlence ve kahkaha için Finch de olsam, mevzular da olsa, babala da herhangi bir program çekiyorsam ben onun içerisinde bu ülkeyle ilgili sıkıntıları da, güzellikleri de anlatırım. Zira Finch'te, Rönk'te, Taş Aşk'ta, mevzularda, diğer formatlarımızda gündeme dair formatlardır. Biz şakamızı da o an gündemde olan şeyler üzerine yapıyoruz. Geçmişte anlattığımız hikayeleri de bugünle aslında harmanlıyoruz ve bir şekilde karşılaştırıyoruz. Bazen biz karşılaştırmıyoruz. Yani size aptal izleyici muamelesi yapmıyoruz. Bakın bakın bunu demek istedim, bunu demek istedim demiyoruz. Zaten bizi anlayanlar anlıyorlar. O sebeple artık anlamayana bir şey anlatmak gibi bir derdim kalmadı. Şunu yazdım Twitter'da bu kokain meselesiyle ilgili. Son dönemde olduğu için bundan bahsediyorum ki bahsedilecek çok fazla konu var. Dedim ki bak herkes kokaine takılmış. Audi arabada kokain içen bir adam değil mi? Gatsby değilsen bu konuşulur. Bu adam AK Parti'nin içerisinde yükselmiş bir adamsa bu konuşulur. AK Parti'dense bu adam konuşulur dememin sebebi şu: AK Parti'nin savunmadığı her şey o videoda var. Sebebi bu zaten. Yoksa meselenin içerisinde andımız da var. Meselenin içerisinde İstanbul Sözleşmesi de var. Meselenin içerisinde Merkez Bankası da var. Meselenin içerisinde doların yükseliş de var. Ve bunu başlık haline getiren nerede var? Ama biz son dakika gelişmesine konuşuyoruz. Twitter'da da bunu yapıyoruz. Twitter'da benim 3 gün önce attığım konu başka bir devlet veya başka bir milletin 100 yıllık konusu. Yani ülkenin iç kademelerine kadar sızmış bir terör örgütü var ve artık bizim için bu terör örgütüyle ilgili yapılan operasyonlar ya da bu terör örgütünün ifşaları 5 dakika gündem yaratabiliyoruz. Çünkü sulandırdılar. Gelip benim gözlüğüm yere düştü. Aa gözlüğümü kesin FETÖ'cüler yere düşürdü dersen sulandırmış olursun. Sulandırırsanız da yarın bir gün efendim bunları FETÖ yapıyor dediğiniz zaman kimse ciddiye almaz. Hatta yarın bir gün o FETÖ'cüler gelip bakın nasıl sulandırdılar o davaları, biz geri geldik dedikleri zaman pardon da dersiniz. İşin kötüsü budur. Tehlikeli olan da budur zaten. Tehlikeli olan düşmanla savaşmak değil, tam tersi düşmanı hangi kategoriye koyup savaştığınızdır. Öyle ki düşmanı sulandırırsanız işin ciddiyetini de sulandırmış olursunuz. Sulandırırsanız da yarın bir gün efendim bunun videosunu çeken FETÖ'cüydü dendiğinde ne kokain kullanan kalır, o arabayı nasıl aldığı kalır, ne de gündem kalır. Yani biz bunu konuştuk. Bu video büyük ihtimalle pazartesi günü yayınlanacak. Bu kokain muhabbeti dün gece patladı. Bu video yayınlandığında bu videoyu izleyenler de şöyle diyebilir. Emin olun. Kokain muhabbeti ne abi? Diyebilirler. Çünkü geçecek. Hemen birkaç saate ya da birkaç güne çok daha farklı, çok daha fazla konuşulacak, çok daha bomba bir gündem bekliyorum zira. Artık alışkanlık denilen şey tehlikeli hale gelmeye başladı. Çünkü alışıyoruz abi. Ben bugün birinin kokain kullanmasına, bu adamın 2016'da hiç para kazanamıyor olmasına ama şu anda Audi'lere binip kokain kullanmasına mesela şaşıramıyorum. Mesela bu çok çirkin ve kötü bir şey. İşte bir deprem olduğunda inşaat firmasının değil de inşaatın içerisinden çıkan çocuğun haber yapılmasına artık şaşıramıyorum. Dolar bir anda 8 liraya vurduğunda, euro 10 liraya çıktığında ben artık mesela şaşıramıyorum. Bir sene önce 90 bin liraya satılan araba bugün 550 bin lira diye ben şaşıramıyorum. Hakkımı da arayamıyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdıklarında şaşıramıyorum. Sinirlenmekle şaşırmayı birbirine karıştırmayın. Hiçbiriniz şaşıramıyorsunuz artık. Evet çok sinirleniyorsunuz ama şaşıramıyorsunuz. İnsanların elinden şaşırabilecekleri duyguları almayın. Zira aşklar da böyle biter, arkadaşlıklar da böyle biter, dostluklar da böyle biter. Bir şeylere şaşırmamaya başladığınız anda konudan uzaklaşırsınız. İstanbul Sözleşmesi'ne kimler karşı? Demek ki karşı olanlar önemli ki bir siyasi parti bununla ilgili karar alabiliyor. Şimdi bu kafada adam bir araya gelip ortaya çıkarttıkları fikirler ve başlıklar eğer değer buluyorsa ben sorgularım. O yüzden artık hiçe... Ama sıkılmaz mıydın ya? Her dakika yepyeni bir aksiyon yok mu? Mesela nasıl bir aksiyon olabilir biliyor musun? Uzaylılar istila eder bizi. Bir aksiyondur. Pandemi gelir. Pandemiye karşı alacağımız savunma alabiliyorsak o bir aksiyondur. Bunlar kafanı da meşgul eder. Tribede girersin. Önlem almak zorunda da hissedersin. Ve seni bu daha zeki biri yapar. Barış sıkıcıdır. Ama savaş kafa çalıştırır gibi düşün. İşte o zaman sıkılmazsın. Ama ben bir saat içerisinde %16 fakirleşiyorsam bu işin heyecanı yok. Alışıyorsun. Alıştığın şeyin heyecanını duyar mısın moruk? Ondan bahsediyorum. Hani papaz her gün pilav yiyor şu anda. %98'i Müslüman olan bir ülkede papaz her gün pilav yer. Öyle şeyler var işte memlekete. Yani bugün memlekette kimin hangi partiden olduğunu kestirmek de mümkün değil mesela. O çok acayip. Adam andımızı savunuyor. Diğeri savunmuyor ama Atatürkçü. O savunuyor ama diğeri diyor ki biz diyor HDP'yle şunu yaparız. Tamam onu yaparsınız ama diğeri diyor ki İstanbul Sözleşmesi önemlidir. Aa diyorsun bak İstanbul Sözleşmesi önemlidir ama diyor şu falan filan. O aralara giren amalar var ya.
Ay amana koyayım diyorsun yani. Her yerde ama kimin ne bok olduğu artık belli değil. Eskiden Twitter'da bir düşünceyle ilgili bir yazı yazdığınız zaman, bir cümle yazdığınız zaman o cümlenin devamını ya da açıklamasını yapmak zorunda değildiniz. Şimdi açıklamasını da yapmak zorundasınız. Ben Atatürkçüyüm ama demek zorundasınız. Atatürkçüyüm dedikten sonra ama demenin mantıksızlığını yaşıyoruz şu anda. Ben vatanımı, milletimi çok seviyorum ama şunlara yapılan haksızlıktır. Ya onlara yapılan haksızlıktır ama şuna yapılan budur. Kimin ne görüşte olduğu belli değil artık. Herkesin ortak noktaları var bu arada. Enteresan bak. HDP'nin de, İYİ Parti'nin de, CHP'nin de, AK Parti'nin de hepsinin ortak noktaları var biliyor musun? Hiçbiri doğru olan ortak noktaları alıp tek başına bir başlık koymuyor bize. Kimsenin neyi savunduğunun farkında değil artık. Yani eskisi gibi değil. Eskiden sağ vardı, sol vardı. Fethullahçılar vardı, diğerleri vardı. Şunlar vardı, bunlar vardı. Şimdi hepsi farklı yerlere kanalize olmuş durumda. Biz artık fikir belirtemiyoruz. Bu benim fikrimdir. Bu fikir bir partinin sloganı haline gelebiliyor. Ve ben o partiyi mesela hiç desteklemiyorum. FETÖ operasyonu yapılmış, subaylar içeri alınmış, bunu azılayacaklar, şunlar bunlar. Bizim biliyorsun değil mi, hakkımızı yediler. Yıllarca hakkımızı yediler. Anamızı ağlattılar. Yalan yalan haberler yaptılar FETÖ kanallarında. İnanamadık. Hakkımıza, hayatımıza, zamanımıza tecavüz ettiler ki zaten zaman hayat demektir. Bugün onların çoğunu içeri alıyorlar. Bize böyle yapıp hiçbir suçumuz yokken içeri atan çoğunu bugün içeri alıyorlar. Benim ne yapmam lazım? Ne oldu yapmam lazım değil mi? Yapamıyorum abi. Çünkü benim intikam almak istediğim insanlar, benim intikam almak istediğim insanları hapse atıyor şu anda. Ben kazanmış olmuyorum ki. Yılmaz Erdoğan'ın filminde vardır mesela. Organize işlerin ilk filmi. Filmin sonlarına doğru artık hırsızlar dayağı yiyorlar falan filan. Özgün Amal'ın babasını canlandıran o altan erkekli diyor ki şimdi biz mi kazanmış olduk diyor. Gerçekten tam olarak o durumdayım. Ensesinden tutulup götürülen FETÖ'cü albaylar. Bunlar bizim hayatımıza kastetmedi mi Tuğrul? Bunlar bizim evimizde olmayan belgeleri evimize böyle gözümüzün önünde atıp dalga geçer gibi oyun CD'lerini bunlar darbe CD'leridir deyip mahkemede surat hakkımıza vurup hakkımızı yiyen adamlar, insanlar değil mi bunlar? Öyleler. Peki ben neden bu adamlara oh olsun diyemiyorum şu anda? Bu adamlar değişimin olacağına inanıyorlar. Bunun farkındalar yani. Aptal adamlar değil onlar. Hep diyoruz ya böyle, herhangi bir olayda hemen paylaşıyoruz. Aziz Nesin bu ülkenin %60 aptal olduğunu söylemişti zaten. Bunlar koyun. Sen ne oluyorsun? Adamlar koyun ve sen koyunu güdemiyorsun. Demek sen de çoban değilsin. Şimdi ben gidip adama ne anlatayım? Adama demem lazım ki birader bak böyle böyle yanlışlıklar var. Ve belgeleri de bunlar. Ki biz biliyorsunuz mevzularda hep belgelerle konuşuyoruz. Belgeleri de bunlar. Bak senin biraz daha geniş düşünmen lazım abi dememiz lazım onlara. Ama sen bu adama gidip de koyun aptal dersen o adama istediğin kadar doğruyu çıkart belgele. İstediğin kadar doğruyu böyle suratına vur. Sen o adama bir kere aptal dedin arkadaş. O adamı seni dinlemesini nasıl beklersin? Bir de ülkeyi sosyal medya zannedenler var. Twitter Türkiye değildir. Bu ülke 83 milyona. Anadolu'da yaşayan Twitter'a hiç uğramamış insanları var. Bu ülkeyi Twitter'dan kurtaramazsınız. Emin olduğunuz konuları, fikirleri çıkıp sokaktaki insana anlatmanız lazım. Onları aptal salak diye kendinizden uzaklaştırmamanız lazım. Çünkü başkasına gülmeyi, başkasının ettiği cümleye gülmeyi ya da onu yargılamayı biz her zaman birinci sıraya koymuşuzdur ülke olarak. Öyledir. Hazır cevap adam anlattığıyla ilgili değil. Birine verdiği cevapla ilgili sevilir ya. Adama soruyorsun, mikrofonu uzatıp diyorsun ki kana kırmızı rengi veren nedir? Fişne suyu diyor mesela. Kaç yaşında adam. Doğal olarak diyorsun ki bak konular nerede? Sen şimdi Twitter'dan gelip dünyanın en özlü sözünü yazsan, dünyanın en sağlam belgelerini de ortaya çıkarsan, sokaktaki adama gidip salak deyip, röportaj yapılan adama gerizekalı deyip Twitter'dan ülkeyi kurtaramazsın. O yüzden yapacağınız politikayı sıfırlardan ve birlerden oluşturmak yerine birazcık da gözlerinizi sokağa dikmenizi öneririm. Özellikle bu konuda çok iddialı olan arkadaşlara öneririm bunu. Hepinize de gidin hadi sokak sokak insanları anlatın demiyorum tabii. Neyse konuşulacak çok konu var. Bununla ilgili bir uzun mevzular yaparız biz. Anlımızla ilgili konuşuruz. Hiçbir zaman susmadan aslanı falan yapacak bana. Hani 3 sene sonra biliyorsun konular böyle. Lan 2 sene önce çektiğim mevzuları bugün paylaşıp adamsın Oğuzhan Uğur diyorlar. Demeyin artık a**ayım. Ben bugün bana salak ne konuşuyor bu boş teneke dedikleri zaman artık sinirlenmiyorum. Bana bugün 2 sene önceki videoyu paylaşıp adamsın kralsın diyenlere sinirleniyorum artık. Ben bunları bana adamsın kralsın demeniz için çekmedim mevzuları. Ben pinçi çekip para kazanıyordum. Mevzuları da bazı şeylere uyanalım diye çektim. 2 sene geçiyor benim videomun üzerinden lan adam haklıymış falan deyip bana yolluyorsunuz. Abi eyvallah biz haklı olduğumuzu bilmesek o videoları çekmezdik zaten ama 2 sene sonra hakkımızı teslim etmeniz. Ülke bir de bizim 2 sene önce konuştuğumuz konulara direkt kafadan girdiyse ve siz adamsın kralsın diyorsanız biz demek ki yanlış yapmışız. Vallahi anlatamamışız yani. Çünkü artık bu var arkadaşlar. Yani şu bir devirdir, bir tarihtir. Daha 3 gün önce bir yaratık gencecik bir kızı takip ediyor. Kızı böyle arabaların arasına saklanmış bekliyor. İndirmiş pantolonunu. Eli böyle kızı bekliyor. Bizim ülkemizde oluyor bu. Ve kız dönüp bir anda telefonunu çıkartıp adamı çekmeye başlıyor. Adam koşarak kaçıyor olay yerinden. Adamı kaçıran yasalar değildi. Adamı kaçıran buydu. Biz bu cihazlar sayesinde birçok sapığı hapse attırdık. Konu artık bu. Üzücü. Çünkü Twitter'da kimin ne olduğu da belli değil. Motosiklet kaskıyla kız arkadaşını döven adamın bana kadınlarla böyle konuşulur mu yazması gerçeği de vardı Twitter'da. Twitter riyakar bir ortam. Kadına şiddeti eleştirirken tweet'i attıktan 5 dakika sonra karısını döven adamlar var. Görmediniz mi? Adamın bir tanesi arkadaşı köpek emanet ediyor. Bir cooker köpeğe tecavüz etmiş. Sahibi davacı oluyor. Adamı tutuklayamıyorlar bile. 500 lira ceza verip gönderiyorlar mesela. Aynı adamın bundan bu olaydan 3 ay önce attığı hayvanlarla ilgili tweet var.
Bir de şey yapmayın. Onu da özellikle söyleyeceğim. Mesela kadına şiddet, bak elinde 3 hilal var adamın. Kadına şiddet, bak arkada Osmanlı turası var. Neden hep aynı adamlardan çıkıyor ya? Bir kere de şaşırtın beni. Konu bu değil. Çünkü asla öğrenmeden hayatınıza uygulayabileceğiniz en iyi ideoloji ülkücülüktür, milliyetçiliktir. Vatansever, ülkücü ve milliyetçi değiller bu adamlar bu arada. Ama hayatlarını en çok onu kanalize ediyorlar. Çok kolay çünkü. Sen PKK'lı mısın? Vatan hainisin. Ya sev ya terk et diyor. O başlıkları belirliyor kendine. Diyor ki ben tamam ülkücüyüm ben. Sağcıyım ben. Bir anda sağcı oldu. Ki diyorum hep size kitaplar, 9 doktrin bunları bilmeden ülkücü milliyetçi olunmaz. Atatürk'ün ilkelerinden haberi yok adamın. Atatürkçü olunmaz. Besmele'den öteye gidemeyen adamlar takke takıyorsa işte o şekilde Müslüman olunmaz. Diğerini olması için biraz daha fazla kitap okuması lazım. Diğerini olması için kız arkadaşı ondan ayrılmalı kolayca. Ataerkil bir sistem yok çünkü. Ben ayrıldım bebeğim deyip gidebiliyor çünkü orada kız arkadaşın. Burada gitmiyor. Burada örf, anane, dayak bile yesem of demem diyen kadınlar var. Onun gözünde tabii. Aslında böyle değil. Konuyu dizilerden, filmlerden ve Twitter'dan şuradan buradan değerlendirip o şekilde başlıklandırırsan eline 3 lal dövmesi de yaptırırsın. Onu anlatmaya çalışıyorum yani sadece. Böyle bir muhalefete ihtiyacınız yok. Bu milletin bu duruma nasıl geldiği belli zaten. Yani muhalefet yapılacak 50 bin tane şey var abi. Ya çok doğru şeyler. Bizim gördüğümüz kötülüğe kadar gördüğümüz kötülükle nasıl mücadele edeceğimizi de birazcık fikir olarak edinmemiz lazım sanırım. Onun dışında söyleyeceklerim benim bu kadar. Çünkü ben mesela hapse düşsem bir hafta Twitter'da kalırım. Free olsan olur. Ne dedi ki çocuk? O ahlaksız herif nihayet yerini buldu. Hayır ahlaksız da ama ahlaksız olmasa onun hapse girmesini gerektiren falan. Evet, tartışmalar falan. Bir buçuk gün falan kaldım diyelim gündemde. Evet. Yok bir buçuk gün de olmaz. Yarım gün kaldım. 2 gün geçer kesin. Tamam 1-2 gün kaldım ben. Sonra artık baktım benimle ilgili tweet de atılmıyor. Bir şey de yok. Konular da kapanmış. Hatta tam ben içeri alındığım gün tam böyle olsan olur yalnız değildir yazarken sen bir derbi oldu mesela. Bayan. Derbi zamanı hapse girmemek lazım ya. Adam hayatını s**erler lan. Hakkım yeniyor. Evet değil mi abi? Vardan diyorsun. Hayır lan hapse götürüyorlar a**k. Bunlardan değil de maskesiz program sunmaktan girebilirsin. Evet. Maskesiz var. Program sunmaya ceza mı veriyorlar? Fotoğraflara ve görsellere ceza geliyor. Sosyal medyada maskesiz fotoğraflara ve görsellere ceza geliyor. Ne zaman? Evet abi avukatımız bu bölüm yok bu partta. Bir sorsaydık. Bir de bana diyorlar ki maskeyle şey yapar. O kongreden sonra hayır adam çıktı dedi ya. Geniş açıyla yatay çektiğiniz için böyle çıktı diyor. Ya abi fotoğrafta adam diğer adamın ağzına kafasını sokmuş. Kemal Sunal filminde görsem ben bu sahneyi. Efendim şimdi yatay çekmişler falan. Çok da tatlı bir adam biliyor musun? Keşke böyle bir siyasi partide olmasaydı normal arkadaşım olsaydı. Enerjik belli ki çok hızlı çalışıyor kafayı. Böyle. E peki bu kadar kalabalık ya oraya yatay çekmişler. Tam böyle hani galerici gibi abi yani. Ama ülkenin çok yüksek bir kademesinde ve beni istese şu an. O yüzden hiç o kadar uzatmayayım ama çok selamlar kendisine de buradan. Bu adamlar sence mutlular mı bunları yapmaktan? Peki bu adamın yerine bir dakika koysanıza kendinize. Düşünsene böyle hızlısın, hazır cevapsın. Seni bir anda böyle kameranın önüne atıyorlar. Diyorlar ki kongreler niye doluyor? Yatay ya abi yatay ondan falan. Hani Fahrettin Koca mesela. Sen Fahrettin Koca olsan ne yaparsın oğlum? Çok üzülürüm. Ne yaparsın lan? Lütfen mesafeyi koruyalım, maskeyi takalım demişsin. Ertesi gün bağlı olduğun partinin kongresi Metallica konseri gibi. Ne yapacaksın abi? Hayır ne yapacaksın yani? Ne istiyorsun ama şey mi zannediyorsunuz böyle? Hepsi bir araya geliyor bir akşam. Bakanlar, milletvekilleri. Hepsi böyle bir odaya geliyor. Ve diyorlar ki yarın bunu yapacağız. Efendiler. Sonra dağılıyorlar ve yarın o yapılıyor. Bu mu? Oğlum adam çıkıyor. Efendim diyor İstanbul Sözleşmesi gereklidir. Ertesi gün Cumhurbaşkanımızı bir kaldırıyor. Şimdi ne yapsın abi? Gereklidir dediniz. Kaldırıldı efendim. Konuyu yanlış anladılar. O da zor. Tek adam rejimini eleştirmemizin sebebi de buydu aslında. Ulan yazık değil mi? Onlar bilmiyor ki konuyu. Bir gün bir uyanıyorsun abi, Cumhurbaşkanı bir karar almış. Ve sen daha dün onunla ilgili başka bir şey söylemişsin. Hani bizim ne diyeceğimiz de umurlarında değil. Lan ben partiden kovulur muyum falan filan. Neyse. Sonuç olarak bunlar bizi ilgilendirmez. İlgilendirmediğini söyledi insanlar. Halbuki biz bu ülkede yaşıyoruz. Bana siyaset yapma diyorlar. Lan ben bir günde %16 fakirleşiyorsam bu siyaset değildir. Bunu konuşmak zorundayım. Benim hayatımı etkiliyor. Müzisyen arkadaşlarımız intihar ediyor oğlum. Konuştuğum zaman politika mı yapmış oluyorum? İş yeri açan arkadaşlarımız battılar. Arkadaşlar Babala TV'ye bir iş başvurusu ilanında bulunduk. 40 binin üzerinde başvuru geldi sadece bana. Pervasız'a gelenleri saymıyorum. Tuğrul'a gelenleri saymıyorum. Eski asistanımın Rodisi. Ona geldi. Onu hiç saymıyorum. Hepsine bakamadık daha ama hepsine bakmak zorundayım. Sektör içini genelde kendi döndürür zaten. Bir yerde çalışmış bir adam gidip başka bir yerde çalışır. Hani bizim eleman aramaya ihtiyacımız var mı? Yok. Çünkü zaten o sektörün içerisindeyiz. Bugün Acun Medya'dan ayrılan çocuklar bize gelsin. Şu Kanal D'den ayrılan çocuklar bize gelsin dediğim zaman bize geliniyor. Doğal olarak bu kartel içerisinde halledebilirdim, çözebilirdim işi ama dedim ki hiç tanımadığımız biri gelsin. Konya'dan, Eskişehir'den, Aydın'dan, Ardahan'dan, Diyarbakır'dan, Bitlis'ten, Muş'tan, Bursa'dan biri gelecek belki abi. Kafamızı açacak. Çok yetenekli bir adamla, kadınla, insanla karşılaşmış olacağız. Belki diye bu ilanı verdim Instagram'a. Tabii ki iki arkadaşımızı alacağız. Henüz daha belirlemedik. Zor. Ülkenin durumunu yalnızca buradan bile fotoğraflayabilirsiniz. Bunları konuşunca işte bu sebeple bir YouTube kanalında gelip eleman olmak ister misiniz dediğimde bana yüksek lisans yapan adamlar mesaj atıyorsa bu siyaset değildir. Bilemem yani karşımıza çıkan kamyon arabamızın hızı yüzünden bizim için tehlike teşkil ediyor. Yani biz frene bassak da o kamyona çarpacağız belli ki. Kamyona çarpmamak için arabayı ne yaparsın? Büyük ihtimalle direksiyonu ya sağa ya sola kıracaklar. İnşallah nereye kırarlarsa kırsınlar. Başımıza gelecekleri kazasız belasız atlatırız. Hoşçakalın. Ananı s**eyim.